Spor gündemine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor ve maçlar öncesinde yine sıcak bağlantılarla, haberlerle, yorumlarla karşınızdayız. Bugün Güvenç Kurtar ve Serkan Korkmaz bizlerle birlikte. Merhaba. İkinizle beraber yayın yapmayalı uzun zaman olmuştu. Özlemişim ben, ben de. Ben de özledim ya Güvenç Hocayı. Evet. Aynen. En son şiirler okuduğu bir yayın yapmıştık değil mi beraber? İkar diye <laughs> ve Vandanare'ye bir şiir okumuştu. Evet hatırlıyorum. Şarkı. Şarkı sözü. <laughs> Şarkı sözü. Şarkı sözü. Evet. Güzeldi, güzeldi. Güzeldi. Bakalım bugün böyle bir sürpriz yine bekliyoruz sizden. <laughs> Olabilir. Var. Bir dargın bir barışık. Ha güzel. <laughs> Peki şimdi e, bağlantılarımız olacak tabii ki. Fenerbahçe e, Hatay Spor'la karşı karşıya geliyor. Ve Başakşehir'de Antalya Spor'la karşı karşıya geliyor. İşte iki yanımda görüyorsunuz bir tarafında Ahmet Selim Kul, diğer tarafta Furkan Yıldız soyadaşım bizleri bekliyor. Şimdi önce e, Ahmet Selim Kul'a bir gideceğiz. Fenerbahçe'de durum ne? Kadro yavaş yavaş belli oldu mu? Nasıl bir atmosfer var? Kendisinden bir alalım sonrasında da Furkan'a gideceğiz. Ahmet söz sende. Onur Yıldız teşekkürler. Kadıköy'den herkese selamlar. Bahardan kalma güneşli bir gün. Ee, sıcak güneşli bir hava akşam hava karardığında dahi 10 derecenin altına düşmesini beklemediğimiz bir sıcaklık maç için oldukça güzel bir atmosfer var şu esnada stat etrafındaki yollarda trafiğe kapatıldı yavaş yavaş maç içinde hareketliliğin artmasını bekliyoruz Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe taraftarı yine 40 bin civarında olacak bu akşam stadyumda ee, kombineler dışında 37 bin civarında savunmada Bright of Samuel sağda solda Ferdi stoperde Gustavo Zalai ikilisi. Orta sahada yine sağ tarafta İrfan, sol tarafta Lincoln merkezde. Ara Mert Hakan yandaş ikilisi ve Forvet'te de Valencia ile Joshua King'in bugün sahaya çıkmasını beklediğimizi ifade edelim. Konuk ekip Hatay muhtemel 11'i ise şu şekilde. Kalede Erce kardeşler forma giyecek. Defans hattında sağ bekte Kamil sol bekte Ade stoperde Burak Vranyes ikilisi. Orta sahada Onur Riberyo, Musa Şüsü ve Hucu hücum hattında da sağda El Kabi, solda Kaan ve Forvet'te de Zelu le Volkan Demirel'in sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tabii Volkan Demirel demişken Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden o da bugün eski takımına karşı burada konuk teknik direktör olarak yer alacak. Sahaya bu sıfatla çıkacak. Onun için de özel bir gün. Hikayesi olan bir maç bizi bekliyor. Tekrar edelim. Kadıköy'de oldukça güzel bir hava var. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor diyelim. Şimdilik buradan notlarımızı tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Geldi. Ahmet Selim Kula çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de Başakşehir Antalyaspor maçı için Furkan Yıldız'a dönelim. O da zirveyi yakından ilgilendiren bir maç. Furkan neler aktaracaksın bize? Onur Yıldız çok teşekkürler. İyi yayınlar aslında 27 Aralık için ne kadar normal olmasa da güneşli güzel bir yazdan kalma İstanbul gününü yaşıyoruz. 16. haftanın bir diğer açılış karşılaşmasında bu akşam saatler 17'yi gösterdiğinde İstanbul'da Medipol Başakşehir ile Antalya Spor karşı karşıya gelecekler. Dünya Kupası arası sonrası Medipol Başakşehir çıktığı ilk Süper Lig karşılaşması Deplasman'da Ümrani Sporu 3 bir mağlup ederek aslında bir nebze olsun Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyetin yaralarını sarmayı başarmıştı. 27 puan puanı var Tuncun ve bu akşam kazanarak Medipol Başakşehir zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Konuk ekipleri ise işler pek de yolunda gitmiyor aslında. 16 puanı var Antalya Spor'un. Onlar 15. hafta maçında kendi evinde Ankara gücüne 2-0 mağlup olmuşlardı ve Nuri Şahin'le ekibi bugün İstanbul'da kazanarak ligdeki bu kötü girişi sonlandırmanın planları içerisindeler. Eksikler var iki tarafta da. Ev sahibi ekipte Mesut henüz hazır olmadığı için maç kadrosunda olmasını beklemiyoruz. Hasan Ali kaldırımsa teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı ve onun da yine bu akşam Antalya Spor maçının kadrosunda olmayacağının bilgisini verelim. Ve Biglia deniz sürülsünse durumları maç saatinde yani saatler 17'yi gösterdiğinde belli olacağının altını çizelim. Konuk ekipte ise Endown'un sakatlığı var. O da bugün Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek olan isim Antalya Spor Cepiste. Peki muhtemel 11'ler nasıl hemen? Ev sahibi ekiple başlayalım. Kalede Volkan Babacan'ın forma giymesini bekliyoruz. Savunmanın sağ tarafında Ömer Ali. Sol tarafında Lucas Lima stoperlerde ise Duarte ve Enda Yeşimi ikilisini görmeyi bekliyoruz. Orta alanda ise Kaptan Mahmut Tekdemir, Berkay Aleksic ve hücumda ise sağ tarafta Serdar, sol tarafta Münir Forvet'te ise Stefan Okaka'nın bugün Antalya Spor'a karşı sağda olmasını bekliyoruz. Konuk ekipte ise kalede Alperen forma giyecek. Savunmanın sağ tarafında Bünyamin, sol tarafında Güray Stoper ikilisinde ise Veysel'le beraber Ömer Toprak'ın görev almasını bekliyoruz. Orta alanda ise Freddy Ufuk, hücumda sağ tarafta Gökten'in sol tarafta Aça ve Forvet'te ise Luis Adriano, Hacı ikilisinin bugün Başakşehir'e karşı sağda olmasını beklediğimizi belirtelim ve son olarak şu bilgiyi de paylaşalım. Lig'deki bu zorlu randevuda bugün deneyimli hakemlerimizden Halil Umutmeler görev alacak deyip bir söz tekrardan sebeke Onur Yıldız. Burkan Yıldız'a da çok teşekkür ediyoruz. E, muhabir arkadaşlarımızdan bütün bilgileri aldık maç öncesinde. Yine maç saatleri yaklaştıkça e, kendilerine bağlanacağız. İlk 11'leri, son bilgileri alacağız. Evet şimdi Güvenç Kurtar hocamla başlamak istiyorum. Fenerbahçe Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olduğu iki maçtır yeniliyor. E, şimdi Hatayspor maçıyla yeniden bir çıkış yakalamak istiyorlar. E, nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'yi? Şimdi baştan bir, kötü bir şey söylemeyeyim de. Şimdi <laughs> alıştır alıştır hocam. Şimdi maç günü ben orada oturuyordum. Gürcan da burada oturuyordu. Maç günü. Ben de yine yapıyoruz. burada oturuyordum. Evet, maç günü. Şimdi dedim ki ya Gürcan dedim bütün Fenerbahçe medyası veya herkes hemen hemen taraftarı şu Fenerbahçe'de Mehmet Topal'la Joseph yan yana oynamaz. Aykut Kocaman dönemi. Aykut Kocaman. Adam bir golde bir puanla şampiyonluğu kaçırdı. Ya oynamaz oynamaz. Ya dedim ki girin internete. Bu Mehmet Topal 25 gol atmış 15 asisti var. İnanamaz. inanılacak gibi de 6 numara oynuyor. Şimdi dedim ki herkes bunu eleştiriyordu. E şimdi dedim bu Mehmet Topal alıyor buradan. Tamam mı? Alıyorsun. Hani onu adamın şeyi de hücum gücü de var. Buraya Gustavo'yu koyuyorsun. Hiç kimse ses çıkartmıyor üçlü diye. Ben aklım sırrı mermi bu medyadakilere. Ya arkadaş sen buna yani en azından ofansif gücü de var. Az da olsa 25 gol, 15 gol. 25 gole 15 asist. E sen şimdi bunu stopere koyduğun zaman hiç ses yok. Üçlü oynatıyor. Sanki bir şeyler keşfetmiş gibi. Ne, ne derler bir, şey, bir terim var. Amerika'yı yeniden keşfetmiş. Keşfetmiş gibi. Çok güzel yani üçlü oynuyor. Allah Allah. Ya Rabbim. E şimdi ben bak. Bu baştan maçtan evvel söyledim. Sen de buradaydın. Şimdi burada bunu al. Tamam mı? Gustavo'yu al. Tamam mı? Hadi Mehmet Topol'u boş ver. Buraya İsmail'i koysa, tamam mı? İsmail, Crespo, ne o? Areo. Arao. Hatta Arao'yu da oynatmam. Fazla defansif bir orta saha olmaz ya, mı o zaman? Ya bir dakika. <laughs> ya defansif orta saha diyorsun. E burada defansif, bak şimdi aynı söyle e sen bundan bunu alıyorsun. İsmail'i bir yerine stoper kayıyorsun. Bir de stoper işe yaramayan. Nasıl oluyor şimdi? Daha defansif olmadı mı? O tabii daha defansif bir e, defans. öbürü daha <laughs> defansif bir orta saha. Orta saha. Evet, ya <laughs> bravo. Şimdi yani o zaman şimdi bu İsmail'i koysa bak şimdi. Beşiktaş şey niye atıldı biliyor musun? Crespo. Şimdi ben futbolcuyum. Abi oraya koşacağım. Şimdi Seyit Trabzon'un orta sahasına bak. Siopis. Siopis. Bakasetas, Abdülkadir. Abdülkadir. Üçü de koşan arı gibi adamlar. Tamam mı? Hani şey de artık tempolu Abdülkadir zaten kaleye kadar geliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin orta sahasına bak. Üçlünün önünde iki kişi. Arağa ile Crespo. Oraya mı koşacak, buraya mı koşacak? Herif sinirlendi, tekme attı, sinirlendi, atıldı. Ben de futbolcu olsam kızarım hocaya. Sen beni burada iki kişi, üç kişi ne var ne ya? Bir kişi eksik oynadılar resmen. Daha öncesinde e, e, de yani 10 kişi kalmadan. Şimdi ben, orta saha bak, ben tabii bunları maçta maçtan evvel konuştuk burada. Yani maçtan evvel konuşuyorum bunları herkes bana yere göğe koyamıyor şeyi. Ne o? Jesus. Jesus'u. Ya arkadaş. Ya her şey, benim de hatalarım oluyor. Herkesin bir hatası oluyor. Ama bu kadar olmaz. Ya sen şimdi böyle çıkarsan sahaya ya şimdi Trabzon'un ilerisine bak ya. Trabzon'a Ateş gibi. Şey, bravo. Yani Vizca 300 e, ya ateş gibi ne Ateşin de ateşi. E sen şimdi bunlara tamam mı? Crespo'yu koyuyorsun ya arkada golü yersin sen. Savunma oynarsan 1 2 3 5 savunma tabii bu. Yani onları koymuş bana falan filan. Ha şu var. Bak mesela takdir ettiğim bir şey vardı. O Say Samuel'i koymuş Krespo'nun şeyini oraya. Maç öncesi söylemiştiniz. Yani, ben olsam öyle yaparım tabii diye. Tabii Çabuk. Trezeguet. Trezeguet çabuk süratli. Oraya başka birini koysa olmaz. Bravo mesela bak onu da takdir ediyorum arkadaş. Yaptığı iyi şeylere doğru tamam diyorum. Ama sen şimdi Serdar Aziz çıkarıyor orada. Ya vallahi ben insanlara aklım vermiyor. Bak şimdi ben. Bugünkü 11'i de bir gösterelim. Onun üzerine ya bırak de gene... konuşalım. Yine Gustavo. Gustavo <laughs> var ya. Gustavo Maçı falan sizin inadınıza ben. ilk 11'de gözüküyor. Yok ya. Arkadaş yok ya. Bizim bir muhabirin şeyidir yani. İnanamıyorum herife ben ya. Bir de şu var yani. Bak şimdi. Serkan. Aklı başında ben şimdi ders çalışıyorum. Sınavlarım var ya. Bizim arkadaşım var benim. Aynı sınıftayız. Bir de oğlu da aynı sınıfta. Emekli albaya. Şey. Arda Seyitoğlu diyor ki ya diyor bu golde dedim Gustavo hata yaptı olur mu diyor. O diyor offside çizgisinde ya hukuk fakültesi son sınıfta adam ya. <laughs> Fenerbahçe diyor ki çizgiyi diyor seti diyor ayarladı diyor bilmem ne diyor. Ya kardeşim bu Gomez nereden kaçtı kardeşim? Gustavo'nun oradan kaçtı. Adamı önüne aldı ya. Ya arkadaş ben şimdi düşün insanları nasıl yanıltıyorlar veya gördüğüne inanmıyor söylenene inanıyor. Ya görmüyor musun Gustavo'yu? Kimi kimi kaçırdı? Daha evvel de bak burada o gün yine söylerim. Ee, bir Gustavo yeni adamı kaçırdı. Ondan sonra Fenerbahçe'nin gol attığı da 3 kişi geldi kaleci altıya teselli etti ya. evet. da kızdı. Evet. Bir tanesi onlardan Gustavo. La golü sen yedirdin. <laughs> ya sen adamı kaçırdın. Fatih Karagümrük maçı. Ya, bravo sen de aynısını söyledin Fatih evet. Karagümrük maçı. Ya golü sen yedirdin Gustavo. gidip altıya teselli ediyorsun. Delirmek işten değil. Millet ya göremiyor ya gördüğüne inan, inanmıyor ya fazla bilgisi yok ya. Vallahi ben vallahi ne bileyim. Yani fazla da bir şey söylemeyeceğim. Serkan topu sana atıyorum. Fazla bir şey konuşmayayım. <laughs> İyice sinirlendim. Gerçi görüşlerimiz hemen ama aynı bir Beşiktaş haricinde herhalde. Ben koşan bir orta saha istiyorum arkadaş. Benim şeyim felsefem bu. Sana Ben de modern bir orta saha istiyorum bırak hocam. Ya bırak var bir dakika. Nasıl <laughs> olur? Modern bir orta saha Fenerbahçe'de? Ya bil için orta sahası ceham. Şey modern orta saha nasıl olur? E, Kevin de Bruyne. <laughs> Kevin de Bruyne. Fenerbahçe'deki sıkıntıyla Şenol Güneş Güneş'in Beşiktaş'ındaki sıkıntı aynı değil. <laughs> Fenerbahçe'de ilk kez bu maçta e, ki zorlu bir maç. Trabzon deplasmanında herkes yenilebilir. Yani Avrupa'nın yani. önüne gelen takımların da mağlup olabileceği bir yer Trabzon deplasmanı. Ama, Ama kaleye şuna, bir şut atabiliyorsanız evet, eleştirilirsiniz. Evet şunu da kabul etmek lazım ki e, Jesus yanlış taktik ve yanlış kadroyla oynadı. Hocam da zaten onu anlatıyor detaylarıyla. E Jesus'un bu kadar somut bir hatasıyla puan kaybedilince yoksa e, Güvenç Hocam bilmiyorum yayında mı söyledi, yayından önce mi konuştuk? Yani Fenerbahçe'nin rahatlıkla yenilmeden gelebileceği bir kurgu bulabileceği bir e, kadrosu var. Yani İsmail oynasaydı mesela hocamın dediği gibi dörtlü oynasaydı, orta sahada bir kişi eksik kalmayacak bir kurguyla çıksaydı. Crespo da atılmayacaktı bence. Aynen. Bence. Crespo atılana kadar zaten Allah aşkına maçta hiçbir şey olmuyordu ki. Bir tane King'in direkten dönen topu vardı işte. Yani o maçı hı hı. Trabzon deplasmanında bir puan hiç fena değildir. Şiarıyla oynayan Jesus maçı yani kaybetmemek üzere bir kadro ve taktikle oynamadı. Trabzon öyle yabana atılacak bir takım değil. Üzerine koymuş bir takım. Zaten beklenen de buydu. O 45 günlük ara kime yarar dendiğinde ben iki takıma işaret ediyordum. Biri Trabzonspor, biri Beşiktaş. Beşiktaş. Ama Beşiktaş, onu zamanı gelince konuşacağız. Hı hı. E, Atiba ve Necip, bir de Umut Meraş tercihleriyle... Nostaljik bir orta saha oldu Beşiktaş. Bayağı nostaljik. Do Bilic zamanında gördük en dokuz son. 9 yıl öncesinin orta sahasına Aynen. döndü Beşiktaş. Ya Atiba bir ara işte Dünya Kupası'nda, Kanada'nın orta sahasında gördük ki... hani ...eski Atiba'dan doğal olarak çok uzak. Yani. E, orada Şenol Hoca'nın da hatası vardı. Yani teknik direktörlerin hatalarının damga vurduğu bir hafta oldu. Benzer bir şekilde... Abdullah Avcı açısından da yaklaşırsak, e, teknik direktörlerin damga vurduğu bir hafta olduğunu bir kez daha söyleyebiliriz. Çünkü Trabzon'un galibiyetinde Abdullah Avcı'nın sonrasında da e, Trabzon resmi hesaplarında paylaşılan maç önü konuşmalarında ne kadar doğru bir taktikle sahaya çıktığı, Hı. dersinin ne kadar iyi çalıştığı e, ve talebelerine ne kadar doğru direktifler verdiğini hep beraber gördük. Delilleriyle ortaya koydu Trabzonspor. İşte biz Bizim hocamız maçtan önce bizi böyle çalıştırdı dedi. Hı hı. Videoyu izledin mi sen hocam? Golleri tarif ediyor. Attığı golleri tarif etti. Onu dün vermiştik birkaç kere. Eğer hazırlayabilirsek bir ha. kere daha verebiliriz. Yani Abdullah Avcı dersine iyi çalışmış. Jesus'u mat etti. Yani e, burada ben Trabzon'da yaşanan maça böyle bakarım. E, bu arada Fenerbahçe'de görülen birkaç kırmızı kartın ağır ve haksız olduğunu düşünüyorum. En başta Valencia'nınki olmak üzere. Beş maç... Bir kırmızı kart görerek eksilme vardı ya. Konya maçında Valencia, Sivas maçında Batshuayi. Batshuayi de ağır bir, bir karardı. Joao Pedro böyle gidiyor. Ama e, Fenerbahçe'de ben, bir ben kırmızı kart Pedro, görme problemi var. Ama ha. Pedro değil de bak bir şey söyleyeceğim kırmızı kart görme. Bir tane kırmızı kartı bak, kasetese bastı. gördü. Evet. Bir tanesini Abdullah doğru. E ya kardeşim herif diyor ki hangi biriyle uğraşayım ben ya? Aynen. Hangi biriyle İsyan uğraşayım ben? İsyan ediyor ya? değil mi? Ya tabii. bak Cenk Tosun bir gün atıldı ya. Onu 5 dakika kala soktu oyuna İsmail. De, atılır ya. Niye biliyor musun? Sinirlendi herif ya oraya buraya. Adam. Oraya buraya koşturdu. Ya, tabii bastı. Şimdi burada da öyle. Ya ona basıyor. Bir, bastığı adamlara bak. Bakasetas. Kay, Abdülkadir. Neyse yani abi bir ona bas bir buna bas. Yeter diyor işte içinden biliyor musun? Yeterdi. İflas Lanet olsun. Fenerbahçe derim. orta sahası iflas etti Trabzon karşısında. Video hazırmış bir görelim. Güvenç hocamız da bir izlesin videoyu. Ee, Abdullah Avcı nasıl çalıştırmış Fenerbahçe maçı öncesinde bir bakalım. Çalışılan pozisyonların aynısı. Bir tanesi gol oluyor maçta Güvenç hocam. Ne i̇şte söz bunları bilmiyor mu? <laughs> hani her yere göğe koyamıyoruz ya. Yere göğe bütün Fenerbahçeleri ben soruyorum şimdi burada. Ben Jesula ilgili bir şey söylediğim zaman ya, artılarını da söylüyorum tamam mı? Mesela orada bak o say Samuel sağ tarafta tamam mı? Mesela çabuk adam lazım. Serdar Aziz oldu olsa topa doğru gidiyor. Mesela Gustavo'nun yanında kimse bakmıyor Gustavo adamı kaçırdı. Ya Gustavo adamın arkasında dur. Şimdi ben hep söylediğim bir laf var tamam mı? Söylediğimde, de de bir klişeleşmiş bir laf var. Şefaatinden vazgeçin mezarımdan taç çalma. Alma topu <laughs> adamın arkasında dur Gustavo. Ya Maxi Gomez'in arkasında dursa bir, bir metre ne var ne olur darılır mı? Nedir ben aklım sırrı vermiyor. E, hoca da Jesus yes da bunları söyleyecek. Kaçıncıya bu ya kaçıncıya ya. Karagümrük maçı diyor değil mi? Onu bir, o golü bir şey yapsalar penaltı mı oldu? Bir de altaya kabahat buldular ya. Yine Gustavo, yine Gustavo, yine Gustavo. Fark etmiyor ya Serdar Aziz hata yapabilir o da ama bu toplarda Bekilerin arkasına atılacak veya stoperlerin arkasına atılacak toplarda stoperler veya savunma oyuncuları bir metre geride duracak. Hele ağırsa ki Gustavo çabuk bir stoper değil. Şimdi benim bir arkadaşım var. Yemek 2-0 biter maç dedi. Mahmut Domacinç buradan selam göndereyim Fethiye'den. Şimdi dedi ki 2-0 biter. Bu Gustavo geçen bir yine hani bir 3-0 mı ne olmuştu ya maç. Beraberdi biz Fethiye'de. Kapadı. Dedi ki o çıkmasa dedi. Sakatlandı ya. İyi ki sakatlandı. 6-0 olurdu dedi. Ren maçı mı? 3 bu... sonra 3 maç. Şey ya dedi ki orada beraber de, sinirleniyor da çok hasta yani. O bir anlatsam size hastalığını. Dedi ki hele dedi, Perez oynasaydı dedi. Fenerbahçeli mi kendisi? He. Ha. Ha, Hem, hasta Fenerbahçeli. Perez oynasaydı dedi zaten 10'uncuyduk şimdi diyor. Yani adamın görüşleri neyse futboldan anlıyor demek yani. Şimdi o zamanlar söyle dün de evvelsi günde işte gene bana mesaj atmış. iddiayı kazandım. Ya Gustavo gol yedirdi ya şey atmış hemen böyle ne o şeyler atıyor. Görüntü. Gör, Yok ne yülücük mülücük emoji. açıyor, ha, emoji. atmış falan filan. <laughs> e, arkada ben şimdi ya ben burada gör bak adamı kaçıran kim? Bak arka, o yandan da gene Crespo koşuyor. Nereye koşsun herif ya? Ne ona mı koşsun? Buna mı koşsun? Crespo diyor. Neyse yani. Peki. Bu... Ama şu belli ki e, Jesus inatçı bir teknik direktör. Bundan pek vazgeçmeyecek. Bütün sezon Fenerbahçe'yi böyle oynatacak bak, gibi duruyor. Ba bir mantık e, kuralım. Şimdi biz hocamla, ben de onunla beraber hukuk son sınıf öğrencisi bütün derslere girdik. İkimizde aynı kitaplar var. İkimizin IQ'su aynı. Ee, ama işte sen diyorsun ki hocam daha çalışkan, hocam daha deneyimli, hocam Serkan'dan daha yüksek puan alır diyorsun. Zaten 3 ihtimal var. Ya benden yüksek puan alacak, <laughs> ya benden az puan alacak ya da aynı puan alacağız. Hı -hı. Bu maçtan önce itiraf edin, elinizi vicdanınıza koyun. Favori kimdi? Fenerbahçe deniyordu genelde. Abdullah Avcı'nın demin izlediğimiz görüntülerden sonra, görüntülerinden sonra çok net şunu söyleyebiliriz. Jesus dersine çalışmamış. Hmm. Yani bak düşünsene diyorsun ki sen bizim yarın medeni hukuk sınavımız var. Güvenç hocam rahat rahat Serkan'dan fazla puan alır diyorsun. Fakat ben deli gibi çalışmışım. 15 gün, o 45 gün arada var ya inanılmaz çalışmışım. Deneme sınavlarına girmişim, onları iyi geçmemiş. Onun deneme sınavları çok iyi geçmiş. Hatta sen de deneme sınavlarına da bakıyorsun. Hazırlık maçlarına diyorsun ki, Güvenç hocam kesin Sarkan'ı yer diyorsun. Ama ben sırf bu sınava, ciddi sınava çalışmışım. Hmm. Ne sorular çıkmış ona bakıyorum. Anlatabildim mi? Giriyoruz. Ben Güvenç hocamdan fazla puan aldım. Yani sürpriz demek istemiyorum ama maçın Tabii. favorisi Fenerbahçe'ydi. Kimse kimseyi kandırmasın. Abdullah Avcı'nın çal nasıl çalıştığının delilini gördük, deliliyle gördük. Jesus'un ben ne Abdullah Avcı'nın ne tek tek Trabzonsporlu futbolcuların özelliklerine göre bu maçta bir teknik analiz yaptığını, rakip analizi yaptığını hakkını vererek sanmıyorum. Bakın bunu net söyleyeyim. Çünkü maçın favorisi olan Fenerbahçe'nin elinde her türlü enstrüman var. Hangi mevkide zayıf ya? Hangi mevkide zayıf? Topper ya tamam hocam. Oynatırsan zayıf. E sen ona göre önlem alırsın. Üçlü nasıl oynarsın bu maçta <laughs> ya? Bakasetas'ın Ab, Abdül e, Abdül e, e, Abdül Kadir'in olduğu yerde sen nasıl üçlü savunma oynarsın? Trezege var falan. ya takımda. Ya bak şimdi Trezege'nin ten... en kötü hali seni bitirir. Hadi sen evet. o koydun. Ekstra bir oyuncu oldu o sahayı. Durdurmayı evet. başardı. Abi malumun ilamı maçın sonucu. Dediği gibi de bak hocam deneyimiyle de söyledi. Ben Crespo'yu öyle düşünmemiştim. Başka bir yerden başka bir argüman bekliyordum. Neden Fenerbahçe kırmızı kart görüyor? Ya Abi şimdi... çocuk bir ona bir Onur'a basayım bir Güvenç'e basayım işte oraya gideyim öf dedi ya. Demin gösterdi. Neden gösterdi? Aynen. Öf dedi. Artık bir... Nasıl atıyor çıkarttık kolundakini? Bak kasetası da girdi. İteledi de arkadan tekme arkadan. Eldiven Abdül... mi çıkartıyor Abdü... nasıl sinirle? Abdül... Tabii Abdülkadir. Ayağına bas. Ay, ay Çocuk burasına geldi ya. Bir, bir de bak şimdi. Abi orta Gen sahada bir kişi eksiksin ya Tabii, resmen. Bir de genel bir şey söyleyeceğim bak. Genel bir şey söyleyeceğim. Şimdi kaçan adamla, kaçan adamla olacaksın Diyorum yani adama topu alma istemiyorum diye. Şimdi bunun bir idmanı, ben şöyle bir şey söylüyorum. Daha belki senelerde bütün şeyler, savunma oyuncuları topa bakar. Burada da öyle. Topa baktı şey, e, Mustafa. Adam kaçtı. Şimdi diyorum ki rakip şeyleri antrenman yaparken tabii birazcık atıyorum. Diyorum ki forvetlere şöyle bir formanın önüne şöyle Anjele Jolie'nin güzel bir resmini koyacağım. <laughs> tamam mı? Bak, bak bunları söylüyorum yani antrenman çalışması. Buna bak kardeşim buna bak sen ya bırak topu ya buna bak yani hani gözün alıştı da alışkan. Tabii öyle bir hocam şey Hocam şimdi bu kuşak için Zenda'yı falan koymaları. Ne bir evet. Zenda neyse yani bu kuşak fark et. Yani bizim zaman şimdi şuna... Dualipa ya... da olabilir mesela. Dualipa. Ya nerede yani. ben bunları bilmiyorum ya. Bilmiyorum musun hocam. Vallahi billahi. Hocam bir güncelleyelim seni. Reklam <laughs> tamam. arasında bir gel. bakalım. <laughs> Güncelleme yapalım. Tamam. Şimdi bir şey ya bunu kardeşim kaçan adamla ya bir şuna bakıyorsun. Şimdi Allah aşkına bak Serkan ben seni görüyorum şimdi değil mi? Şurada da bir şeyler oynuyor veya arkandakini gör. Ya sene bakarken veya oraya bakarken şimdi bak. Sen bir bir kolunu kaldır. Bir kolunu hangi? sağ, sağ kolunu kaldır. Bu tarafta kolunu kaldırdı. Görüyorum. Abi topa bakarken buna bakam göremez mi? Ya inanamıyorum arkadaş ben bunlara. Kafası mı çalıyor mu? Nedir? Ben aklım sırmetmiyor. Bunu çalıştıracağım. Bir topik iki. Bak bunu çalışmasına Hocam, bak. Hocam antrenman sahasında bak. Ha. Önce nerede? Ekranda anlattı. Sonra Hı -hı. çıktı evet. antrenman sahasında yaptırdı. Evet. Ya zaten bak şimdi. Bunun bak, ama şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili çalışmanı hani diyorum ya Angelina Jolie 4. Neydi sizin kızlar? Hocam komik. mesela Atiba Matiba yaş olarak <laughs> Gomis onlar e, ee, Angelina Jolie resmi, resmiyle de şey yapabilirler, <laughs> takip yapabilirler. E, tamam neyse. Şey, <laughs> <laughs> çok savunmalarla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> ya e, şimdi. Yaş olarak. Ya hani şimdi... mesela ama çok zor şimdi Emre Mor. Emre Bora. Tabii. <laughs> <laughs> yani değil mi bir Dua Lipa. Yani. Ya, ya da ne bileyim kim işte var işte. genç fena Baçırı, Allah. İsmail Allah. falan onlara tabii, tabii, Dua Lipa. Isimler ya. Dua Lipa kurtarır hocam. Dua Lipa'yı görsen, sen, sen, yani, görsen tanırsın. Bu jenerasyonla antrenman sahasında çalışırsan Angelina Jolie değil Dua Lipa hocam. Yok şeylere ne o yaşlılara şeyi koyacağım falan filan. Tabii tabii. Şimdi bak bunu çalışması Monica nasıl? Bellucci. Allah Allah. Sizin ya bunları bir atın <laughs> Ha. Şimdi, şimdi ne yapayım bilmiyorum. Mesela ceza sahasının oraya biraz öne koy. Altı kişi koy. Fazla değil Fenerbahçe'de. Dört. iki de orta saha koy. Tamam mı? Şimdi topu eline al. Tamam mı? Al eline topu. Buraya da altı tane forvet koy. De ki herkes serbest. Düdük çalacağım. Yani düdük çalacağım. Herkes koşacak bir yere. Ben topu kim at top bende. Adama bakacak. Oraya kaç. Ben topu düdük çaldığım zaman kimin adama eksikse tamam mı? Ben o zaten topu atacağım oraya. Ceza veririm. Adam ne yapacak? Devamlı şeye bakacak. Hem beni kesecek hem de adamını kovalayacak. böyle bir antrenman yapılır. Şimdi Abdullah Avcı'nın yaptı. Bunu da bu da hiçbir kitapta falan yazmaz. Bunu kendi kafandan çalıştıracaksın. Veya böyle bir şey yapacak. Bu genel bir şey. Genel bir öğrenim. Yani bunu işte Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı, Trabzon maçı, Real Madrid maçı stoperler veya savunma oyuncuları topa bakmayacak. Kaçan adama bakacak. Bu bindirmelerde de böyle, ikiye birlerde de böyle. Böyle çalıştıracaksın yani. Peki şimdi hocam şöyle bir durum var. Ee, Serkan Korkmaz, Güvenç Kurtar hocamın bir rekoru var. 15 Hı. maçta 40 gol Kocaelispor'la. Evet. Yani sezon başlarındaki ilk 15 evet. haftada bir en çok gol atan takım. En çok gol atan takım olmuş Niye zamanında. Mı? Fenerbahçe bugün 4 gol atarsa egale e Egale ediyor. Egal ediyor. Egal ediyor. 5 gol atarsa Güvenç Kurtar'ın rekorunu kırıyor. Hocam öyle bir şey olabilir evet. mi? O işte bekliyorum yani. Ben ben hatayı tutuyorum bugün. Geçen seferde Trabzon tuttum kusura bakmasın kimse. Benim futbolcu Bir rekorun var. Kırılsın de istemiyorsun. Evet. Türkiye Süper Lig tarihinde. Şimdi neye baktım biliyor musun? 103 gol atmıştı ya Fenerbahçe. Evet Dedim ki acaba hani biz bu, bu, bu seneyi takip ediyoruz. O 103 gol attığı zaman 33 gol atmış. 15, 15 haftada. Evet. Hmm. O zaman da 33 gol atmış. E şimdi 36 atmış. 36. He. Yani o zaman şimdi şu anda Fenerbahçe daha bir gol fazla. O 103 golden. 3 gol fazla. 3 gol fazla. 33'ü 36. 33'ü 36. Evet doğru ya. Senin fazla. 40 golün var. Benim 40 golüm var. Şimdi bu hafta. Kırk gol bakalım ne oluyor? Ya, tabii biz de, benim futbolcularım... Hataylılar kızıyor mudur bize? Ne öyle ya? 4 gol, 5 gol yok. falan. Ama ya, rekor bu... için diyor yani Güneş ya, Kendi ben, kırdığı ben, rekor kırılmasın. E, Fenerbahçeliler çünkü, zaten kızıyor şu an Güven Hoca'ma. Herhalde Türkiye futbol tarihinde, süperlik tarihi. Çok önemli bir şey yapmış benim futbolcularım ya. Aynen. Hepsini Kimler vardı kadroda? Yani. Bir daha bir hatırlatır mısın Kimler hocam? Kimler vardı? Bülent Uygun vardı. Safvet Safcaklı vardı. vardı. Ergun vardı. Melih Tunca, Yalçın, Mirkoviç, Kuzmanovski... Ne takımdı o ya? Yani, bir sene sonra Galatasaray aldı. Galatasaray. Ömer Aviç, Erol, Murat Doğansoy. Tuncay? Tuncay vardı. Hangi Tuncay? Tuncay. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. Bursa Spor'a gitti. Sonra Fenerbahçe'ye geldi Tuncay. Orta saha. Çok hmm. iyi iyi futbolcuydu öde ya. Meli. Şu anda da hasta orada Murat'ına selam gönderelim. Çok çok kaliteli futbolcular vardı ya. Çok iyi takımdı yani, o. İşte Faruk. Beşiktaş'a giden şey var mı yani Türk olan? Dobrovski. ki. Ha, Dobrovski. Dobroski sonra. Çok sonra. Mustafa Hocam. Kalecin sonra. kimdi hocam? Ömerovic. Ömerovic. Çok iyi. Çok zaten 3 tane şey almıştım. Kuzman, Üçüncü 4. Mü, bitirmiştiniz olsun? 4. Ama biz Dör, yani, dört yani, son maçı. Uzun süre bizim... lider gitti. Tabii. Bizim çocuklar ya, niye olamadığımız da söyleyeyim. 2 tane takıma mağlubiyetimiz var. İkisi de dopinge. Birisini bir futbolcu anlattı. Bir tanesi de doping getiren adam. 2 mağlubiyetimiz var bak. Rakip doping mi yapmış? Yapmış değil yaptı. Ha. Bak yapmış demiyor, yaptı yani, diyor. Yani yüz yaptı. Birinin doping getirdiğinde başlıyor. İstersen isimleri başlar, kullanma. Isim evet, şu var, yani biz olabilirdik de önemli değil ama benim, benim futbolcularım, yönetimim burada, başkanımız, taraftarımız, herkesi kutluyorum. Yani şu bir şey yapmışız yani. Ben bunun farkında değildim. Güleceğim geldi, ne farkında biliyorsun. Şimdi bu cösü söyleyecek ya medya. Hı hı. Yazmışlar, ligin ilk süper lig tarihinde ilk 9 haftada en fazla gol atan... İkinci takım Fenerbahçe altada rekor rekor Kocaeli Spor'da yapmışlar güldüm. <laughs> Haber Fenerbahçe aşağıda da rekor Kocaeli Spor'da 29 gol diye. Gülmüştüm. Ha. Oradan öğrendi. Yoksa biz öyle bir hani Osmanlı İmparatorluğu gibi geçmişimizde övünelim falan değil ama bu da bir şey yapmışız tabii. Bugün bakacağız. Hayırlısı olsun. Yani atar, dört ata Ben de istiyorum ki yani Ba ben yani kazansa bile o kadar fark atmasın ki rekorum kırılmasın diyorsunuz aslında yani. ya evet. olur, ya bırak olur. yok şey yapsa da geçse de önemli değil en azından tamam ikinci canım, Kocaeli esprisi. Spor derler ya ya etti diye bizden bahsederler yani, Yoksa bu sefer bahsederseniz bahsetmez. biraz daha büyük yazın Kocaeli Spor'u ve <laughs> güven çocuğumuzu <laughs> <laughs> hocam senin kadar pratik zekası ve deneyimi olan bir insan için hani bence sen en son ne zaman Lig'de takım yönettin hocam bilmiyorum ki en yani son neredeydi ben Bursa Spor ekibin şey. e, kimdi Orhan Hoca vardı, Orhan Şerit vardı, bir Orhan daha vardı bizde, bir Kadir Hoca vardı o zaman ki ama, hı hı. yani sonra bakayım, yani öyle işte, fazla bir şey yoktu. Kalıcı antoloji Müjdat'tı rahmetli oldu. Ondan sonra ha, Mahir geldi, Allah rahmet Allah rahmet Mahir Günok geldi, Mert'in şeyi. Mert'in babası. Babası. O da çok kıymetli bir insan. Evet. Mert de çok kıymetli bir insan. Evet. Belli yani kimin yetiştirdiği. İkisine de selamlar buradan. Öyle çok mi? iyi kaleci Mert Aynen. ve pakettiği yere geldi yeniden. Mahir evet. hocanın tabii ekme emeği de çok büyük. Çok Öyle bir babaya sahip Şimdi, olması kıymetli. Tabii bak Mahir hoca ile çalıştığını bilmiyordum ben senin. Bak, hocam senin ekibin de iyiydi. Benim. Sen bence çok iyi bir teknik adamsın. Ve teşekkür ve ederim. Maşallahın da var yani. Hani... Ya vermiyorlar yine yaparız aynı şeyi. Ya bak, bana yeni yaparım. Yani. Ya şu anda bir ben, daha da tecrübe sahibi olduğum Ben oldum, çok şaşırıyorum. Yani Allah nasip ederse ben. ben hani bir gün kulüp falan alırsam yapacağız hocam beraber. ben de 5 Var mı öyle kadar. bir niyetiniz? Var var. Niye olmasın ki? Hadi bakalım. Yani i̇şimiz ya. ne abi? Yani. <laughs> Şimdi az önce izledik görüntüleri. Bugün de rakip teknik direktör Volkan Demirel. Ee, Kadıköy'e gelecek e, Hatay Spor'la beraber. Hani nasıl buradan puan çıkarabilir, e, ne yapabilir Fenerbahçe'ye karşı, onu da bir e, konuşalım Serkan Korkmaz. Şimdi Volkan Demirel e, ilk Fenerbahçe daha doğrusu futbol kariyerini bitirdikten sonra karşımıza bir e, üst düzey yorumcu adayı olarak çıktı ve ben hakikaten. Hani, bu işi yapan birisi olarak söylüyorum çok büyük beklenti de değildim ama tabii ki Volkan Demirel bir isimdir varlığı yeter değil mi hani yeni bırakmış Fenerbahçe efsanevi bir kariyer milli takım ya Vallahi bir şey söyleyeyim mi mükemmel bir yorumcuydu çok iyi bir yorumcu olarak yorumculuğu mükemmel. sonra Volkan Demirel teknik direktörlük kariyerine başlarken de ya şimdi tabii hemen hemen adapte olmak kolay olmaz falan derken ben Volkan Demirel'in İyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kara Gümrük'te iyi iş çıkardı değil çok mi? Çok kıymetli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kafası çok temiz, net, karizması var. Bir de prensipleri var. Yani Kara Gümrük'te iyi iş çıkarttı ama yolların ayrılış biçimi... Sakın yönetimi suçladığım zannedilmesin. Yönetimle yolların ayrılış biçiminde bile Volkan Demirel kendi ağırlığını ortaya koyduğu için... Direttiği için bazı şeylerde... yani. Profesyonel Hı. anlamda olabilecek bir yol ayrımına gidildi. Başarısızlık değildi yani Tabii ki. sebebi. Ve şimdi de Hatay Spor bence son yıllarda alışkın olmadığı kadar e, kötü oynayan Hatay Spor'da. O geldikten sonra bir kıpırdanma var. Ama bugün maçın mutlak favorisi Fenerbahçe. Fakat Volkan Demirel enteresan bir teknik adam performansı sergiliyor. Şimdi bak kadro önüme geldi Hatay Spor'un. Bilmiyorum görebiliyor mu seyircilerimiz de. E, yani şu kadroya da kötü diyemem. Ya bakıyorum. Kanatlar, hani ortanın ortası biraz daha güçlü olabilirdi ama bir Ribeiro var yani sonuçta bu takımda. Tabii çok ben Erci'yi be. de çok beğenirim kaleci olarak. Yani İrfan Bilmiyorum Can Eğribayat'ın da Okan kocuğun da önüne koyarım. Beşiktaş maçını hatırlayalım. Ne kadar iyi çalışmıştı dersine. Evet. Ee, yani ilk dakikada gol yemesine rağmen sab, sabırlı bir evet, şekilde, disiplinliydi. disiplinli bir şekilde o taktiği uygulayıp diyeceğim Hocamın notu çok daha önemli tabii. En azından ben yorumculuk notunda tabii ki Hı. hocam da bana dikkat edecektir. Ben hocalık açısından Volkan'ın çok iyi bir kariyer başlangıcı yaptığını düşünüyorum. Bilmiyorum hocam ne not veriyor evet. ona. Ben katılıyorum. Artı bir şey söyleyeyim. Mesela sen genelde bir şey çizdin. Mesela iki yönlü oyun futbolcuların iki yönlü oynamasına çok dikkat ediyor. Evet. Mesela ne var Fenerbahçeli Emre Mor. Hı hı. Daha evvel iki yönlü oynamıyordu. Aynen, onun elinde pişti. Evet. Yani onları öğretti. Yani bu benim için çok önemli bir artı yani bir hocanın ilk senesinde bir futbolcu ve bir kaleci yani neticede bir kaleci belki savunmayı daha iyi düşünüyordur. Yani daha kafası yatıyordur. Çünkü kaleci nasıl gol yemeyeceğini tabii, falan tabii. Düşünüyordur öndeki adamların iki yönlü oynamasının ne kadar bir takım için faydalı olduğunu görmüş. Yani o ve onları yaptırıyordu. Hocam kaleci ben onu... geriye gelin diye düşünen adam zaten <laughs> evet, evet. yani. Ama bunu da yani basit bazı, bazı şey var. <laughs> ama bunu çok uyguladı orada. O zaman baktım dedim ki Volkan'a ya Volkan ele al olsun dedim. Volkan'ın bir tek şeyini e, eleştiriyorum. Bir penaltı atışı var onun biliyor musun? Başakşehir'e son penaltısı. Şimdi kaleci, son penaltıda atlar bir tarafa. Illaki bir tarafa atlar. Dışarı attı topu. Ortaya vursa yüzde yüz gol biliyor musun? <laughs> tek orada dedim ki ya evet. Volkan, sen kalecisin. Bizi duyuyorsa biz bir şey söylesin. Sen kalecisin, sen son penaltı. Illaki birisi bir yere atlayacak. Ortaya doğru vur, biraz da yüksek vuracak ya ayağına çarpıyor çünkü uçuyor ya kaleci ortaya attığın zaman. Geçenler kimin bir tanesinin ayağına çarptı öyle son penaltıda. Martinez miydi? Bir neyse yani neticede yani Volkan iyi şeyler yapıyor. Bugün tabii ben Volkan'ı tutuyorum. Hatay sporluyum bugün. Kusura bakmasın kimse Fenerbahçeliler. <laughs> ha Fenerbahçe şampiyon olsun istemiyorsan bak namerdim. Ama Fenerbahçe şampiyon olsun istiyorsun istiyorum yani. İstiyorum yani. Tabii Galatasaray hak eden Ama olsun. Ama rekorumu kırmasınlar rekorumu diyorsun. Rekorumu kırmayın lütfen ya. Yani fazla gol atmayın arkadaşlar. E, bu bu akşamki maçı daha bir heyecanla <laughs> izleyeceksin. 1-0 şey, 2-0 Fenerbahçe alsa seni bozmuyor. 0-4'e de razıyım. Egaletti diye herkes medya ha, yazar. Egalet edince ha. de doğru. Yazar yani. O özellik yoksa. kalacak. Doğru. Yani o özellik kalır da 5 tane atma lütfen at. <laughs> Zaten biraz dişinde. Var mı sence 5 tane gol at atarak kazanma olasılığı bugün? tahmin etmiyorum Veya futbolda her şey var ya. Futbol ben yenilebilir şaşır... de. Bugün Hatayspor yenerse falan şaşırmayın yani. Şaşırım. şaşırırım. Yok vallahi şaşırırım. Gustavo oynuyorsa. Ya bak sonra Gustavo bak. yenerse şaşırmayın mı diyorsun Evet ya bak bir şey söyleyeyim mi Gustavo bak ya. Anti Gustavo çıktı hocam da ya. Hayır Anti hani Gustavo değil abi ben ya ben ya bak Perez Gustavo, Gustavo bak, Demos. Montero Ki, Montero ya. Kim var başka? Montero konusunda en fikirim hocamla. Gustavo'yu ben senin kadar iyi incelemedim. Ya Bahsettiğin in... hataları işlediyse haklısın valla. Şey değil, Cesus da incelemiyor o kadar. <gülüyor> 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 Değişiklik değil yani o. da hani <laughs> laf ediyoruz ama mesela Gustavo da eğer sen haklıysan bir Gustavo... ya yenilen golleri... Ya Allah Hocam aşkına, bir de Burma'yı yok aldırdı. Mu de kara maçında yediği gol ya yok mu ya Allah Hazırlarız aşkına Hazırlarız bir sonraki Fenerbahçe bölümünde. Burma'yı ha, da, da Cesus'a aldırdı. Az, rica edelim özgür mü? Fenerbahçe kara gümrük, değil mi? Ha, o, o Gustavo'nun arkasından kaçtı ya penaltıya gol oldu. Özgür tamam. ben... arkadaşlarımız o Özgür maça dediği biraz. gibi duruyor. Altay'ı teselli edildiği maç. <gülüyor> <gülüyor> Peki ha. şimdi ha. Teselli e... ettiler Altay'ı. O, o maç. Jesus takımla bir toplantı yapmış. Bir görüşme yapmış. Ee, üst üste iki mağlubiyet gelince. Onunla ilgili bir haberimiz var. Bakalım neler söylemiş takımla, neler konuşmuş. Onu bir ekrana getirelim. Sonrasında yorumlarımıza devam edelim. Evet haberinde sonundaki cümleden devam edelim. Fenerbahçe yeni bir maç. E seri yakalamak istiyor diyor. Haberde bize yakışmayan sonuçlar aldık diyor Jesus. Diyor bak şimdi. Biraz evvel Serkan'la da konuştum. Şimdi ben Ali Koç Başkan'a dedim ki bundan kaç hafta evvel Ali Koç Başkan. Seviyorum da ben adamı ya. Şimdi dedim ki iki tane stoper al buna hiç sorma dedim stoperden anlamıyor. Bu kadar bu iyi stoperleri seçebilse var ya bu dünya şam Avrupa şampiyonu olur, dünya şampiyonu olur bu Jesus. İyi tarafları var. Başkan ne dedi. Demet buradan söylüyorum ya buradan ki iki tane çabuk stoper al. Önce. Hiç kimseye de şey buna da sorma. İki tane çabuk stoper al buraya getir Fenerbahçe'ye koy şampiyon olamazsın. Benim söyledim bu. Hafta olamaz kadar. mı diyorsun bu stoperlerle? Olamaz. Olamaz. Gustavo ile olamaz. yine Serdarla şey gene bir ikili Serdar oynar. Serdar iyidir canım. Ve herhalde yani bu iki tane çabuk al hani sakatlanır o bana. İki tane getir. Gustava sorma. Jesus'a sorma dedim. Sen şimdi burada yine bugün Gustavo oynatırsa ya yani şimdi muhtemel 11 öyle ben, ama tabii ilerleyen e, dakikalarda belli olursa e, yine Ahmet Selim Kul bize e, verir bilgi. Şimdi hatırlıyor musun? ne Demiştim o gün. Siz Erkan, o gün maçtan ver dedim ki. Şimdi dedim Abdullah Avcı şeyi aldı. Baktı Gustavo oynuyor dedim var ya salyalarını silmek için dedim evet, bir paket o, şey heveslenmiştir <laughs> yani. ha mendil he, harcar dedim değil mi? Yani olmaz arkadaş. Yine, yine şey de öyle bekliyordur Gustavo oynasın diye. Volkan. At arkasına. Abi kaçıncı bu ya? Şimdi bir öbür şey de inşallah Gustavo'nun yaptığı hareketi. Bak, şimdi seni izleyen Fenerbahçeli e, kardeşlerimiz bu akşam ayrıca dikkatli izleyecek Gustavo'yu. Ben de ha. Hedef haline getirdi. Ya, şu anda hedef yaptın çocuğum. Ben sana akşam sadece Gustavo'yu izleyeceğim. Daha <laughs> evvelkilere de izlesinler ama. Ama tabii, tabii. mesela ben gol atıp kazandırdığı işte bir... e, ha. iyi oynadığı maçlar da oldu. Öyle mi? Zaman ya, zaman, gol zaman. Atı, mesela ya, bir Dinamo Kiev maçı. Abi stoperin ilk görevi ne? İlk görevi? Defans yapmak. Evet tamam. Bitti. Şimdi... Ayakları, o Gürcan'a mesaj attım biliyor musun? Şey aradım o gün. Gürcan'la beraberdik ya. Hı hı. Ayak paçamı seversin kelle paçamı diye. Ayak paça geliyor. Ayakları iyi diye bir şey çıktı bizde. Ya Montan, ayağı, ayağı istemez misin? Ayağı. Sen ayağı sen ya ayağı önce bana balta olsun abi. Balta ilk önce bir gol <gülüyor> yedirmeyecek. <gülüyor> Kim balta. gibi? Kim olursa olsun balta bir stoper olsun. Çutum vardı mesela Galatasaray'dan Tabii. falan. Balta olsun abi önce. Ondan sonra bana ayağı. Ya bana bir gol yedirmesin arkadaş ya. Ya böyle bir şey olmaz. Şey, Yurcan telefonu açmadı. Ayağı iyi diyor. Ya bu ne yapayım ben ayağını? Kafası iyi olsun, aklı iyi olsun. Adam geçirmesin bana. Atmasın. İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum. Atmasın, topu da almasın. Bana gol yedirmesin stoper yani önce. Veya savunma. Ya bu Crespo'ya bakıyorum şimdi. Adam hakikaten atıldı bak. bak. İki yani tane gösterdi. Crespo'nun atılması disiplinsizlik değil. Her yere bastığı için. Burasına geldi. böyle bir isyan, i̇syan atılması. İsyan da ya şeye bastı. Ne o? Bir bastı adamlara bak ya. Bakasetas ama Abdur ilk Kadir. Yaptığı faul de sanki biraz e, tabiri caizse ne derler ona? E, gereksiz yani laubalilik. Ya evet. Ama bir dakika Rakip mücadele geçmiş, gitmiş e, tamam da Yi de orada mücadele ediyor. Ondan evvel şimdi hepsine bakamıyoruz ki maçın. Bir Abdülkadir'e basıyor, bir Bakasetas'a bakıyor, bir ona bir buna. E adam burasına geldi herif ya. Yıkıldı da yere bastı tekmeyi arkasından ben 19 sene futbol oynadım. Hayatımda bir defa basmadım şöyle ayağımla ya. Adam burasına geldi diyorum ya. Yalnız şu da var. 11'e 11, e 11 Fenerbahçe'yi henüz yenebilen yok. Ha? Yani bu da en Evet bu da bir önemli bir bilgi bence de. Bak, bak, yani daha 11 şimdi, kişiyle yenilmedi Fenerbahçe. Şimdi mesela evet. bir maçta boşuna attı birisini. Unuttum şimdi bir maçta ama. şeyi Geçen Santrofor'a yüzde %100 hakem haklı. Bu maçta %100 haklı. Evet. Ondan evvel bir tane maçta boşuna attı. Şu ayının atılması çok evet. eleştirdi. Ben Valencia'yı da ağır buldum. Bir tanesini Konya unuttum evet. ama bir tanesinde çok ağır şeye verdi ama bunlar bu ilk son iki tanesi var ya yani yüz yüz atılacaksın. Ya bir Fenerbahçe ya işte onu da söylüyorum bak. Nedir biliyor musun? Futbolcu ne yapar? Biz parasını alamaz. Oynamaz. Sonradan oyuna girer falan sinirlerini pataküte girer. Cenk Tosun'un da atılmasını o gün söylemiştim. Sen adamı 3 dakika kala sokarsan herif oraya buraya saldırır. Adama da girer atılır da yani sarı kartla görür. Peki şimdi Fenerbahçe'yi konuştuk. Trabzonspor'u konuştuk. Fenerbahçe'nin maçı malum bu akşam. Galatasaray'ı Beşiktaş'ı diğer takımları da konuşacağız. Spordaki diğer gelişmeleri de konuşacağız. Bu bölümü noktalayalım. Kısa bir ara verelim. Ardından tekrar beraberiz. Spor gündemi devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi ilk bölümde Fenerbahçe'yi konuşmuştuk uzun uzun ve... Ee, Güvenç Kurtar'ın rekorunu bugün kırabilecek mi Fenerbahçe diye kaçıranlar için tekrar hatırlatayım. Ve şok bir görüntümüz var. Evet, şok bir görüntü var. Şimdi Fenerbahçe <laughs> rekorumu kırmasın istiyorum demişti Güvenç Kurtar ama bugün bugün az sonra biraz hataylı yani. Evet, bugün evet. hataylıyım diyor ya da yenecekse de diyor 2 3 4'ü geçmesin. 4'ü geçmesin goller en azından egale egale etsin diyor. Gelmiş galiba görüntümüz. Evet. Hocam. İşte tarih gerçekler de yazıyor. hocam. Evet. Tarihte yazıyor. 20 Şubat 2005. O sene şampiyon olmuştu Fenerbahçe. Yanlış hatırlamıyorsam. 2004-2005. 2004-2005. Hocam Fenerbahçe şapkası. Böyle örme güzel de bir şapka. Hocam 17 yıl önceki fotoğraf hiç yaşlanmıyorsun maşallah ya. Ya bırak gerçekten Mesela. <laughs> ya, gerçekten, yok, yok. gerçekten Baksanı öyle. söylüyorum. Evet. 17 yıl. Şimdi benim rahmetli hanım... Hocam Fener, Fenerbahçeli misiniz? Rahmetli hanım Fenerbahçeli'ydi. Hmm, Allah ha, rahmet eylesin. Ona yani, Allah Siz rahmet rahmet hocam? Eylesin. Ya ben Beşiktaş'ta oynadım ya. Bizim sülale Beştaş'tı ya. O zaman size de taşsınız. Bu şapkayı yani. neden? Anısı var mı? Ne? Yengenin günü... hatırına takmış bu şapkayı, ha. şapkayı galiba. Ha. O yüzden. Bizim şey verdi galiba bunu bizim Tuncer Selim var ya. Tuncer hasta. Evet hocam. <laughs> o da. Ona da selamlar da, o da Tuncer selamlar. abimiz. Selamlar. Bir bahaneler buluyor aklın hayalindir. Gerçi şimdi Cesu'ya kızmaya başladı Biliyorsun değil mi? İki ay benimle konuşmadı. Şey, Titus dedim diye. Çok İki ay konuşmadı. Sonra yenilince telefon açtı bana barıştı. Verdi veriştirdi şeye. Şerife. Ya bu son maçta bir hatalı göründü. Onun dışında yok, bir yok, hatası ilk yok Cesu'nun bence. Var, var, var. Ya, var mı Ona diyorsun? Olabilir ya. Ya ilk maç Ümraniye 3 tane gol yedin gene aynı şeyler. Yani var birkaç tane böyle maçlarda. Ya bilmiyorum bak şunu söyledim. Bundan işte 2-3 ay evvel. Ya dedim ki Ali Koç Başkan. iki tane stoper al. Çabuk stoper al. Hocaya sorma anlamıyor stoperden dedim. Getir koy dedim oraya ya. Sorma. Bak Cesus var ya ben sahaya çıkmam bu stoperlerle. Çok cesaretli bir antrenör. Vallahi demek ki bu adam iyi stoperlerle çıksa sahaya demek ki dünya şampiyonu olacak. Bu araya maraya falan ağır adamlar abi ben sevmem öyle adam. Benim abim var hasta fena da. Ya diyor ki bu İsmail var ya İsmail'i niye oynatmıyor? Ya stopera koysun çabuk adam diyor ya. Doğru söylüyorsun dedim ama çalıştırsın diyor. Bir yani çalıştırmadan ama çabuk seri. Milli takımın stoperi olur Avrupa'da oynar. Önlü bere de oynar. İsmail zaten orta sahada da oynar. Evet önlü bere koy adamı ya. Yani Kresko Avrupa'da. koysun gol yemez bu Fenerbahçe. Bak, Doğru. İkisini koysun ama Gustavo'yu koymuyor. Ay Gustavo bile belki orada idare edebilir bunlar varken. Yani bu gerçekten çok merak ediyorum. Keşke program süresi içinde Fenerbahçe'nin 11'i bir şekillense de. Ya tahmin etmiyorum oynatmaz mı Gustavo'yu şekillenmez. A şekili 19'da değil ama. Maç. Saat 8'de maç. Biz 6'da bitiriyoruz. Belli olmaz 19 maalesef. olsaydı yetişirdik. O zaman şöyle bir sonraki dilimde Ahmet Selim Kul'la bağlantımız var. Ee, özellikle onu soralım hocam unutmayalım. Diyelim ki Gustavo Henrique bak kesin oynuyor mu oynamıyor mu onu lütfen bir oynayalım. Valla oynay şu yayına rağmen oynarsa. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Sessiz istiyormuş. Bir şey kampı söyleyeceğim. Kampı izliyormuş. Şimdi Furkan oynadım. mı hazır? Hocam bekletmeyelim <laughs> bir Başakşehir bir tamam. maçı Serdell var. Serdar Arıza oynatıp bir de kendi karizmi gol atıyor mu sen? Ondan sonra şeyle. O zaman. Neyse hadi. Tabii sorarlar o zaman. <laughs> Peki bir e, Furkan Yıldız'a gidelim. Başakşehir maçı öncesinde bize neler aktaracak? Başakşehir Antalya Spor mücadelesi var. Furkan söz sende. Onur Yıldız çok teşekkürler. İyi yayınlar. Başakşehir'de 11'ler belli oldu. Hemen karşılaşmanın 11'lerini aktararak başlayalım bağlantımıza. Ev sahibi ekibin karesinde Volkan Babacan forma giyecek. Savunmanın sağ tarafında Şener, sol tarafında Lucas Lima Stopper'de ise Duarte ile beraber Yusuf Endeşimi'ye görev alacak. Orta alanda kaptan Mahmut Berkay, Alexis üst üstünü göreceğiz ve hücumda ise sağ tarafta Serdar, sol tarafta Münir. Forvet'te ise Stefano Okaka bugün Antalya Spor'a karşı sağda olacak olan Medipol Başakşehir 11'i diyelim. Geçelim konuk ekibe Kalede Alperen'i göreceğiz. Savunmanın sağ tarafında Bünyamin, sol tarafında Cemali. Stoper'de ise Ömer Toprak'la beraber kaptan Kudriyashov görev alacak. Orta alanda Ufuk ve Soner'i göreceğiz. Hücumda ise sağ tarafta Gökdeniz, sol tarafta Haça. Forvet'te ise bugün yine Luis Adriano, Hacirayt ikilisi Başakşehir'e karşı forma giyecek olan Antalya Spor 11'i. Tabi hem hafta içerisi hem de saatin biraz erken olmasından kaynaklı olarak aslında taraftar anlamında da seyircinin çok yüksek düzeylerde olması olmadığının bilgisini verebiliriz. Başakşehir Antalya Spor maçı için artık maçın başlamasına bir saatten az bir süre kaldı. Haftanın 16. haftında açılış maçlarından birisi İstanbul'da oynanacak ve bu zorlu randevuda Halil Umut Meler görev alacak bir süre tekrardan size bakalım Onur Yıldız. Furkan Yıldız teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için. Tabi bu maç da yukarıları yakından çok ilgilendiriyor. Dördüncü sırada Medipol-Başakşehir 27 puanı var. Kazanırsa Galatasaray'ı yakalayacak. Evet ya yani puan olarak yakalayacak. Hakikaten çok önemli bir maç. Fakat benim dikkatimi çeken Furkan'ın verdiği e, haberde Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı kalması için. Şimdi Hı -hı. sebebini bilmiyorum. E, paylaşılmadı kamuoyuyla ya da birisi anlatmadı. Disiplin problemi mi var başka bir şey mi ya da belki formsuzluk mu diyeceğim. Ama benim... Bence tabii ki ben bir Hasan Ali Kaldırım hayranı değilim ama Türk futbolunda şu anda özellikle Galatasaray'ın sezonun en kritik maçında Beşiktaş karşısına Emre Taş Demirle çıktığı hı hı. Şenol Güneş'in sezonun en kritik maçlarından birinde son hafta Umut Meraş'la çıktığı ortamda hani Caner Karagümrük'ten ayrılınca Caner'i hep Beşiktaş ve Galatasaray için konuşmuştuk ya hı hı. ya bakın yanlış anlaşılmasın ben Hasan Ali Kaldırım hayranı değilim ama Hasan Ali Kaldırım gibi bir opsiyon var. Ben o yüzden aramızda üstat varken hmm. hocam Türk futbolunda milli takımı kadar ciddi bir sol bek problemim var. Hasan Ali Kaldırım kolay vazgeçilecek bir oyuncu mudur? İlk sorum, ikinci sorum büyük bir takımın sportif direktörü ya da teknik direktörü olsanız, mesela Beşiktaş ve Galatasaray'da bu çok dikkat çekiyor şu anda. Hasan Ali Kaldırım'ı ara transferde alır mıydınız? Hemen alırım. Hemen. Hemen. Bir bir dakika durmam. Vallahi durmam. Ya, ya bana da mantıklı bir geliyor şey söyleyeceğim hocam. söyleyeceğim ya. Bu Hasan kaldırım ben ne istiyor millet? Ben aklım sırrım ermiyor. E hocam o da çok e, iyi ya, maçları yok ya, arka Ya arkaya nasıl yok ya? Ya, şöyle, ya? ya bir tane ya bir tane hata yapıyorsun tamam mı? Bak. Bir tek hata yapıyorsun. Adam oynuyor oynuyor. Hemen üzerine çıldı. Bak. Salayı 10 tane gol yedirdi. Serdar bir tane yedi. Yürü yücüm. Necip bir tane hata yaptı Süperde. Aman Allah'ım ya. Hocam Necipçi. Ya neyse fark evet. etmiyor. hocam ya... Necip mi Gustavo mu? Necip tabii canım. Aa. Tabii ne Gustavası ya? Stoper için konuştuk. Evet stoper ne her tarafta ya? ya bak şu var. Herkes diyor ki Necip şöyle. Ya kardeşim biz Necip'i dünyanın en iyi stoperi veya en iyi futbolu demiyoruz tabii. ki. Veya Serdar demiyoruz ki. Bir şey söyleyeceğim. Sana. biz Fransa'yı -er. burada 2-0 yendik. Mbappé'nin en formda zamanları gene zorunda. Kim tuttu onu biliyor musun? Hasan Ali kaldırım ya bir gelin bakın kardeşim ya. Burada 2-0 yendik. Hasan Ali kaldırım adım attırmadı evet, ha? Milli takımda o gün Adım attırmadı Hasan ya. Hasan Ali sol bekli doğru. Evet ya kardeşim kimse demiyor ki Hasan, ulan bu Hasan Ali. Ya başka bir yapsa onu var ya sayfa sayfa yazarlardı. Ön ya adım attırmadı. Bir Gün cuma katkısını nasıl buluyorsun? Bir Süper. Cenerli değil tabii Sü ama. Ne değil ya? Süp gol attığı var. Bir sürü şeyleri var evet, ya. Yılda Marcelo'yu şey biliyorsun. Dünyanın gelmiş geçmiş evet, en iyi sol beklerinden biri. Brezilyalı. Evet. E, Real Madrid'de oynadım. Olimpiyakos'ta şu anda. O dediğiniz maçtan sonra Hasan Ali'ye Haselo demişlerdi. Marcelo gibi. Yani o kadar iyi bir e, sol bek yakıştırması be. yapılmıştı. Haselo. Haselo. Ya ben duymadım. Düşün yani ne kadar <laughs> cılız bir şey. E, övme. Yani. Ha, olmaz arkadaş. Bu adamdan ne istiyorlar? Ben olsam var ya. Vallahi Şenol Hoca'ya da söyleyeceğim. Ha, alsın hemen. Şenol Hoca vardı zaten orada. Hemen alsın. Şimdi Umut da Şenol Hoca'nın şeyi. Evet e, talebesi. Caner'in de adı geçiyor ama ya diyorsunuz ki Hasan Ali kardeşim. Hasan ben... Ali mi Caner, mi Hasan Ali mi de Hasan evet. Ali diyor hocam. Ya, Onu bir sen, konuşalım. Ya gidiyor geliyor ya bir, bir maçını izleyin herifin. Hatası yok mu? Var. ama çok çok iyi ya. Ben o aklım sırrım. Bak ama şu var. Bence Masa Oku var ya. Hmm. On numara bir sol bek. Ben çıkınca şeye dedim ki Masa Oku. Arkadaş niye oynatmıyor Şenol olacağım onu? Vallahi soracağım yani. Masa Oku bana göre hepsinden iyi. Ya herif şeyde... Ama hocam Türk değil Süper. ya. ...hoca daha çok Türk kullanmayı ya daha futbolcu. doğru ...ya futbolcu, futbolcu. Yo, yok yok onu tamam. Ama hocam üç tane Türk oynatmak durumundasın. Ya. Yani Umut meraşı koyarak yabancı hakkını daha başka daha kritik bir bölgede kullanmak istiyor olabilir. Ama gerçi hocam. yeterli Türk de vardı o gün. Ee, Mert vardı? Mert Kale'de Cenk Tosun. Evet. E, Necip. Necip. Necip vardı. Üç tane. Tamam. Salih sonradan girdi. Tamam. Üç tane Türk zaten vardı sahada. Evet. E, şey Tayip Talha vardı dört. Evet. yabancı konusunda bir... Beş, yabancı konusunda bir sıkıntısı yoktu o gün. Doğru. Al Gaziantep ya, maçında. Masa tutmuyor. Neden? Ben aklım sırrı vermiyor. He, şu varmış hocam. 25 maç oynarsa sözleşmesi otomatik uzuyor. Uzasın abi. İki buçuk milyon euro vermek Oo, zorundaymış Beşiktaş. Çok para ya. ya. Orada bir... E, belki hocam bir... Masao Akuya çok ya. temkinli davranıyor olabilir ya Beşiktaş. Bak, bir şey söyleyeceğim. Kötü adam değil. Get iki buçuk. 6 milyon euro verdin yarı yarısına. Evet. 12 milyon euro gözden çıkarttın. Buna 2,5 milyon lira abi solda bak. Bizde ne var biliyor musun? Yanlış bir şey var. Bizde stoperlerin ayağı iyi olacak, oyuna girecek. Tamamen yanlış. İki tane bek iyi oyuna girer. Bu beklerin felsefesi... ayaklarının iyi olması daha iyi diyorsun. Tabii canım ya felsefesi bu zaten. Yani oyuna girecek bu iki bek. Hep söylüyorum Abdullah Ercan. Seyretsinler nasıl oyuna giriyor. Masa oku seyretsinler. Hocam Abdullah Ercan efsaneydi. O yani, yani ama nasıl oyuna girişi başka türlü. Oyun şey. kurucuydu sol bekten. bekten. Ha, bravo. Gerçekten. Yani şimdi onu masa oku böyle bir adam. Hasan Ali Kaldırım arkadaş. Hemen balık. Ben olsam heyecanlanırım şimdi var ya. Galatasaray'ın yerine heyecanlanırım. Şeyin yerine heyecanlanırım. Tabii. Şimdi Hasan Ali Kaldırım şöyle. Bilmiyorum hiç. Ben hiç ilk defa duydum burada yani Skardus kaldığını. Kesin beni niye oynatmıyorsun diye isyan etmiştir. O da onu kadro dışı bırakmıştır Emre'den. Bana böyle aktı. bir fırsat var şu an. Bana ya göre bakın, de yani. Ülkede Türk sol bek yok. Evet. Caner kara gümrükten ayrıldı. Hasan Ali Başakşehir'de kadro dışı. Yani çok özür dilerim ama yani vizyon diyeyim bari hani zeka demeyeyim. Hı hı. Biraz vizyon sahibi birisinin alıp ha yönetemeyiz. Caner bizi zorlar. E Caner seni zorlarsa Hasan Ali zorlamaz. Evet. Hasan Ali kadro evet. dışı kaldığına bakma. Muhtemelen hocamın dediği gibi bir sebep yüzündendir. Bence de, Ama yani. Şenol Güneş de arası iyi Caner'in. Beraber çalıştılar. Bir problem de yaşamadılar beraber çalıştıkları dönemde. Ama ya, biz Fransa burada resmen maçı... şey yaptık. Paylaşım yapayım. Caner Beşiktaş'a Hasan Ali Galatasaray'a. Galatasaray. Galatasaray. <laughs> Aslında çok mantıklı bunlar. <laughs> e, tabii ki. Bir dakika Fransa maçında Şenol da hocam. 2-0 yendiği maçta. Görmedin mi orada Mbappe'ye adam attırmadı? Ya Mbappe şu anda dünyada 160 milyon euro ile bir numara. Dünyada şu anda. Hı hı. En göze Ki futbolcusu. daha da fazladır. O yazan. şu an, ne Yazan diyor. neyse. Şu anda. Ya bu 2 sene evvel de 3 sene evvel de öyleydi. Şimdi de öyle olacak. Ya bunu adıma. Ha bir maç mı? Fark etmiyor. Bana ne? ben adım attırmamış yani. Adam. Ya hı. fark etmiyor. Bakın maçlarına ya. Kaç gol atmış. Kaç atış var. Bakacağım şimdi. Hocam Hasan bugün Ali. galiba Gustavo oynuyormuş. Önden gelen bilgilere göre. Bu arada Hasan Ali... Beşiktaş'ta galiba gündemdeymiş. Ama hmm. yani bunlar hani dedikodu babında diyelim Bizden mi duyduk. <laughs> ben, ben hani Sercan'a da bir şu soralım haber... onu. Çünkü yani. Sercan geçen hafta bir 10 gün önce falan Caner'le ilgili olarak Caner'le görüşüldü diye bir haber var. Ne ne, ne, vermişti. ne oldu? Caner'in bir yurt dışı olasılığı çıktı galiba. Bir e, La Liga söylentileri var ama e, Beşiktaş'ta Ortuna şu... start ya da Hulsi olmasın o sonra. Ha. Olabilir bu, Caner oynar Olabilir. olabilir. Caner oynar. Olabilir. Caner'de şöyle bir sıkıntı var. Yani saha dışı veya şeyde antrenmanlardaki davranışları falan filanla ilgili bir sıkıntı var Beşiktaş'ta. Birisi oh. bana onu söylemiş. Ama Şenol Hoca'yla arası iyi. Ya ama işte ya bilmiyorum yani. Caner de süper futbolcu. Peki şimdi Beşiktaş'a bir sonraki bölümde yine geleceğiz. Galatasaray'la bir devam edelim. Liderle bir devam edelim. Galatasaray uzun bir süre sonra 661 gün sonra zirveyi aldı. İlk kez liderliğe yükseldi. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Böylece Galatasaray'a geçmiş olalım. bir Bigomis. Şimdi bazı e, iddialar vardı. Eyüp Spor'un bir buçuk yıllık sözleşme önerdiği. Galatasaray'da da yedek kalmaya çok fazla sıcak bakmıyor diyorlar. Ama kaldığında da gayet güzel çıkıp e, ihtiyaç olduğunda oynuyor. Gollerini atıyor. Bu, bu, konuyla ilgili Gomis'le ilgili ne düşünüyorsun hocam? <laughs> yani şimdi ben Gomis daha sezon başında söylediklerimi söylüyorum. Keşke söylediklerim bir şey yapsa da burada ekrana tekrar geri gelebilse. Tabii olmaz çok zor ama. Ya dedim ki Gomis golcü. Bizde iki tane şey yanlış Türkiye'de bak. Bir tanesi yaş takıntısı var. İki de bir yorgunluk takıntısı var. Bizim medyamızda var. Yorgunluk diye bir şey olmaz futbolcu. İki tane maç oynamayacaksa gitsin simit satsın diyorum ya. Olma. Ya bir şey o hamallar var ya hani. Ya herif buzdolabını alıyor 5 kat her tırıyor. gün. Ya, evet. Ya, o hamal haldekiler Aynen. Üç falan. Aynen. bir değil Bu her gün. Ya, ya bir duysalar var ya futbolcu yorgunluk yapıyor diye futbol alsa eli saçını başını falan yorar ya. Bir. ikincisi Yaş. Ne yaş? Abi ne yaş? Ya adam oynuyor. Sen var ya gördüğüne inanmıyorsun. Yaşa. Ya söylenen az. Ya bir, bizde bir yaş takıntısı var. Şimdi geçen yıl bir arkadaşımız da burada. Dedim ki akciğer kapasitesi doktorların anlattığını anlatıyorum profesörlerin. Hı -hı. Yaş geçtikçe artıyor. Yani devamlılığın dayanma. <laughs> Orada arkadaşımız da şuradaydı. Ama dedi kıkırdakları. Ya diyecektim ki ordinaryos profesör müsün? Kıkırdaklarına ne oldu? Yani <laughs> güleceğim geldi ya. Haklı ama hocam. Kıkırdaklar <laughs> yani, yaş ilerledikçe ya sıkıntı yaratıyor. O 80'den 90'dan sonra falandır. Yani futbolcunun böyle bir şeyi yok. <laughs> ya Allah'ım ya. Euronik asit alırsın şey kalojenleri bilmem ne ayak paçaya hani ayak diyorlar ya ayak paçaya kelle paça. paçaya bilmem neyse yani olmaz. Bizde böyle peşin hükümler var. Ya şimdi herif gitti şey Amerika'ya gitti ne o, kelini ya oynarlar bak göreceksin bu 40'a kadar gelecek tecrübe çok önemli. Koşuyorsa Öyle. eğer dayanıklılığı varsa devamlılığı bak şimdi Atiba sen şimdi karşısın ona biliyorum. Yok karşı değilim ben bir, çok severim Atiba'yı Atiba hocam. Geçen ilk buradaki en son oynadığım maçta. Hem Atiba hem Necip fazla geldi bana. Neyse. Hem at, bak Atiba'yla en fazla Beşiktaş'ın gole koşan şey var ya koşu mesafeleri. Evet. 11 bin küsüre. Geçen tane... sezonun son maçlarında Emir... Atiba hep en çok koşan oyuncu. Evet Emirhan la Atiba. E nerede bu yaşı gençlik? Niye koşamıyor? Bir de Atiba akıllı koşuyor. Bakma pozisyon alışı var. Ona gidiyor bunu. Ya yani ben şu adamı şey olarak seviyorum. Şimdi yaşlı olur, haybeden koşar veya sahtekarlık yapar. Ben onları görüyorum ne yaptığını. Şimdi Crespo atıldı ama herif burasına geldi. O nasıl aldır, bu nasıl Yani bık bıktı. ben ne yaptığını görüyorum orada. Benim işim bu. Atiba öyle akıllı oynuyor ki ama biz de hemen yaş. Ya bırak oynasın herif. Şimdi ben bak şöyle bir şey söyleyeyim. Messi bir Dünya Kupası daha oynar diyorum. Oynar diyor. Evet. Bırak oyna. Şu an 35 az az oynar. Bir dakika, 9, hayır olur. abi. Cristiano Ronaldo da oynar. Normal. Bir tane daha. Bir tane daha bir şey. Bak Hocam yere, bunu oynatmadılar ya. Ya bir daha. Bunlar <laughs> hepsi gider. Sana söyleyeyim mi? federasyon başkanı tabii, da tabii. gider. Şey de gider. Hoca gitti zaten. <laughs> Tek gider tabii. abi hepsi gider. Birkaç kişiyi ben olsam orada atardım. Geçen e, Sayın Cumhurbaşkanımız şey konuştu. Kristiyan Ronaldo ile ilgili. Adamı evet, çok dedi, enteresan evet. bir demeç verdi Çok güzel söyledi ya. Kimyasını bozdular adamı bilmem ne. Doğru söylüyor. Şimdi ben de, <laughs> ne geri aktarabilirim biliyor musun? <laughs> Portekiz'in Cumhurbaşkanı olsa bizim başkan var ya hocayım hoca hepsini kovardı federasyon başkanını getirdi derdi ki gel buraya Serkan Güvenç federasyon başkanısınız teknik direktörsün Hocam Portekiz'in Cumhurbaşkanı... adam direkt oynayacak bitti. Ay bili, biliyor musun bilmiyorum da Portekiz'in Cumhurbaşkanı Fenerbahçe Jesus görüşmelerinde fotoğraf verdi. Tabii. Yani, araya o... girdi orada. Yani, Portekiz'de tamam. futbol çok ciddi bir gelir kalemi. Herhalde Tabii ya bize şöyle söyleyeyim biz orada Sporting Lizbon'la maç oynadık ya Türkiye ile aynı şeyleri. Yani taraftarı, tabii, ecca, tabii. şeyleri aynı, 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 tabi. aynı, evet. Ya biz biz bizim bu yani şehirde İstanbul'a çok benziyor. Evet, her ne kadar okyanus tarafı olsa da. Aynı. aynı. Da, ya bir kültürü, şey söyleyeyim biz maşa gittiğimizde. Orada Kaç 70 bin kişi mi? Stad doldu. Şimdi hücuma çıkılıyor ya. Hani böyle e, şeyde Dünya Savaşı'nda şey oluyor. Uçaklar gelirken bir siren sesleri var ya. Mmm, akına kalkarken var ya. Mmm, böyle evet. bir ses hiç hayatımda duymadım. Luz Vigo falan olsun. oynuyor. Biliyor musun? Böyle bir şey ya böyle bir seyircisi var yani şeyin. Şimdi bizim burada yaş. Cristiano Ronaldo o Fernan, bir tane Fernandez mi ne var tamam mı? Herhalde Bruno, Çubanbaşı, Bruno Fernandez. Herhalde o yani <laughs> ilk kaç kişi <laughs> oradan attı. Tabii. Ben <laughs> Cancelo. Osam, he? Cancelo var bir tane. Yine onunla da. Onlar eküridir zaten. Evet, i̇kisini de göndereceksin. Herkes rahat. Zaten Pepe'de o gruba kenardan kesin katılıyordur yani. Yok hocam. Yok, yok, Pepe Ronaldo Ronaldo Öyle mi? Pepe evet, Ronaldo'cuydu hocam. Yani eğer varsa Pe yedekten şey e, Pepe gol attıktan sonra Ronaldo'nun yedekten gidip onu bir tebrik edişi var maç evet. sırasında. Yani şimdi, o şimdi hava oynamaz ama 44'te oynamaz. O kadar yok. 40 yaşında çünkü şey. Pepe de iyi Pepe. oynadı bence bu dünya kupasında. Çok iyi oynadı ya. Çok iyi oynadı. Şimdi onun için bak Cristiano Ronaldo da oynar. Yaşa takılmayın. Adamı şu an kimyasını bozarlar. Emeklilikte bozlar. yaşa takıldık hocam. <laughs> kimyasını bozlar adam oynar 37, 41 oynar. Kelly'nin oynamadı mı? Bir şey söyleyeceğim. Dünya Kupası İtalya gelseydi oynamayacak mıydı kelin? Direkt oynayacaktı bana göre. Emin değilim. Ben oynayacaktı, oynar. Ya bak tecrübe her şeyden önemli. Bak Kelini var ya. Bir bakıyorum yani diyorum ya Atiba'ya bir pozisyon alışına bakıyorum. Adam final maçında uzatmadan gelmiş yayın öbür tarafına rakip sahada duruyor. O kadar süratli değil. Ama öyle yerlere basıyor kapatıyor ki. Tabii tabii. Yani sürate kalsaydı yandın zaten. Geçerler. Ama tecrübesi var. Onun için de şey e, yani bu yaşa takılmayacaklar abi. GOMİ. ya o. Gomis oynar diyoruz. oynar. Ya söyledim oynar Sivas, dedim Sivas maçında ben da başlamadan. oynayacak şimdi. Ee, Galatasaray'ın Sivas maçı mesela nasıl geçecek? Ee, bu mevsimde zor bir deplasman. Serkan Korkmaz. E, Torreira da yok. Torreira'nın cezal cezalı duruma düşüşünü de yorumlayabiliriz. O konuya da girebiliriz. Nasıl etkiler Galatasaray'ı? Kazımcan sakat. Eksikler var. Mustera kaleye dönüyor. Önce bir Gomis'le gidip bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Ee, Gomis yedek kalır mı? Şimdi istim üstünde iki gol attı. Hatta bu maçta hat-trick yapması işten bile değildi. Şimdi işte Icardi iyileşti geldi. Nasıl yani Jack diye kesilebilecek mi? Ee, şöyle Gomis'in tavrı net. Gomis yaşının farkında. Eski performansında olmamasına rağmen takıma da büyük fayda sağladığını çok iyi biliyor. Dikkat ederseniz klasikleşmiş gol vuruşu, gol sevincini bu kez yaptı. Uzun Hı -hı. süredir yapmıyordu. yapmıyordu. Ee, ve bu kez yaptı. Havaya da girdi. Ama şöyle bir durum var. Gelen bilgiler de bu yönde Florya'da. Gomis Icardi'nin yedeği olma konusunu sorun etmiyor. 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 Tamam. Çünkü o Icardi, Gomis de bir hani aynı mevkinin adamı olarak Icardi'nin ne olduğunu, kaç yaşında olduğunu, nasıl bir yeteneğe sahip olduğunu, Galatasaray'ın nasıl e, bir kaynakla ona yatırım yaptığını biliyor. E, Gomis, Icardi'nin yedeği olmaktan dolayı gocunmuyor. Gelen bilgiler bu yönde e, genelde de e, bu tip bilgiler doğru çıkar. Çünkü hani olumsuz bilgiler çok çabuk yayılır. Aa Gomis yedek kalmıyor, Icardiye işte tepkili falan filan gibi laflar çıkar. Hı. O yüzden ben hani ciddi alınması gerektiğini düşünüyorum. Icardi iyileşene kadar bu rolü de en iyi şekilde icra ediyor. E, belli ki Icardide de bir istikrar problemi olacak. Hani özel hayatın ne durumda olduğunu inan bilmiyoruz. İşte boşanıyorlar ama birlikteler. Yılan hikayesi. Birlikteyken ayrılır. Ee, orada öyle bir sıkıntısı var ama ben sürekli gülümseyen, moralli evet, bir evet ikardi görüyorum. Yani hiç yani, yani olayları çok da ciddi, bizim kadar ciddiye alıyormuş gibi bir hali yok. Ee, o yüzden ikardi dönünce ikardi oynar. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama Gomis artık e, onun en büyük karşıtları bile, bence yelkenleri suya indirdi. Hı hı. Gomis bu takımda kalmalı. Gomis Icardi'nin yedeği olacak kadar kaliteli. Gomis evet. Icardi'nin yedeği olacak Güzel. kadar büyük golcü. Güzel. Anlatabildim Güzel. mi hocam? Şimdi bak konuşurken sen ben burada şeyi seyrediyorum. Gomis. 5 tane gol atabilirdi. Ne? Atardı Net. ya. Bu yani maçta ikisi direkten döndü. 2-3 tane, tane de ekstra kaçırdı. Smash yani, kaçırdı bir tane yani. ya. Ya bırak boş ver. 5 tane rahat gol atacak kapasitesi var. Hocam Icardi rahat. olsa atardı. Hı. Hmm. Ya ben bu, Bak, bu ben gol. Da onu söyleyeyim. Şey söyleyeyim mi? Atadı. Bu da golcü bir adam. Golcü. Golcülüğü ikardan hiç aşağı değildi yani. Bir çok o tabii daha sağa sol, daha çabuk falan ama şu şu maçta 5 5 tane gol atabilirdi bu. Maç 5-1, 5-2 bitebilirdi Doğru. bu maçta veya 6-2. Bunun 6 golü de olabilirdi bu maçta. Ama işte böyle. atmayınca da son dakikada Alt... İstanbulspor'un yakaladığı pozisyon gol olsa şu anda Galatasaray'da diye Başka değil. bir şey konuşulur. Bayağı bir kaos olacak. <laughs> bir dakika. Ne konuşacaktık? Şeyi Gomez'in kaçırdığı golleri mi konuşacaktık? Merak ediyorum. Yalnız, de... Ne konuşurduk? Gomes golleri kaçırdı mı konuşurduk yoksa savunma mı? Esasçılığı konuşalım. Hocamın yaş konusunda söylediği şey o kadar doğru ki. Geçen yıl bu zamanlar ne konuşuyorduk Allah aşkına? Galatasaray'ın gençleşme projesi. Hı. Hmm. Galatasaray'ı <laughs> bu sene kimler taşıyor farkında mısınız? Muslera, Gomes, ve muazzam bir Mertens. Mertens. Hepsi 35, biri de 37. Hani yaş şey de öyle. Yaş nerede abi? Doğru. E, ne o? Orta sahada aldığımız maç. Galatasaray. Mata mı? Galatasaray. Mata da öyle. Evet. Galatasaray bu seviyede bu seviyedeki oyununda yaşama ihtiyacı var, performansa mı? Performansa. Her zaman öyledir. Ya bak şampiyon olan takımların yaş ortalaması 29 veya 30'dur, 31'dir. Bak bakın. Bakın yani. Yok 28 hocam. Neyse 28 evet. ama ortalaması var, Ortalaması. Orta, 31-32 olanlar da var. 29 30, da var. Var yani. E çok 29 demek ne demek ya? 32-33-35 yaşında bir Hocam Geçen Sen sene Trabzonspor'un şampiyonluğunu hatırlayalım. 33 yaşındaki Vakayeme değil mi? Mesela evet. en büyük şampiyonlukta en büyük pay sahibi oyuncu. De. Oydu yani. Bizce. Ya, yok yok bu söylediğim o, o. şey bilimsel. Yani hı hı. futbolcuların en üst düzey performans yaşı 26-29 arası... Şampiyon olmuş sadece Süper Lig değil hocam. Dünyanın önemli ligleri, lig şampiyonlukları, kupa şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları, Güney Amerika şampiyonlukları yani Amerika Hı. Cup, e, Dünya Kupası. Şampiyonların yaşlarının yaş ortalamalarına bakıldığında hani bulunduğu kümeyi şampiyon bitirmiş takımların yaş ortalamalarına bakıldığında en üst düzeyde. A milli takım ve Süper Lig düzeyinde ortalama 28 civarı çıkar. Bu bir bilim yani bu hmm. bilimin kendisi. Hani bize bir şey anlatması lazım. 22-23 yaşında çocuklarla aslan gibi top oynarsın. Mesela Ajax bir dönem ne top oynadı? Gencecik çocuklarla. Evet. Ne oldu? Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu oldu? Hayır. O 2-0 öndeyken tecrübesizliğiyle verdi Tottenham'a maçı. Aynen. Bir tek istisnası var bunun. Rusya'daki Fransa. Hmm. 2000-2018. Gençlerde... Dü... Abi onlar da yani, normal değildi Mbappe yani. Pogba, ama... Mbappe falan hani... Ya, oğlum, bin yani. ya o yüzde bir olur ya o kadar olacak yani. İşte o ama zaten değerlendirmeye girmez hocam biliyorsun mühendislikte üst sınır alt sınır evet. ihmal edilir. Zaten bir ortalama alacaksak Hı. 28'dir. Bir iki tane serpiştirilir. Beşiktaş şampiyon olduğunda en son işte 18 yaşında Ersin'le Rıdvan vardı ama diğer oyuncular e, işte hep tecrübeli. Ortalamasına bakın yani şöyle bir laf yok. Her girdiği kulvarda şampiyonluk beklenen Galatasaray gibi Beşiktaş, Fenerbahçe, Manchester United, Bayern Münih değil mi? Hı hı. Bu tip takımların biz takımı gençleştiriyoruz falan bunlar e, hadi yumuşatarak söyleyeyim bunlar cambazı gösterme hikayesidir. Hı hı. Biz bu sene şampiyon olamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> takımı gençleştiriyoruz. Evet, Galatasaray'ın geçen seneki söylemi ve geçen sezonki hikayesine bakarsanız zaten lamba gibi gerçek ortaya çıkar hocam. Evet. Şimdi biraz evvel ne oldu biliyor musun? Gomez ön direkten Arka tarafta biri olsa gol olacak biliyor musun? Onu tabii da ki. say yani. Tabii Adamın 6-7 gole şeyi vardı ya. Ya ben aklım sırrımı ermiyor. Niye bunu getiriyorlar? Şimdi bizde bir şey vardı. Bilmem ne takım yaş ortalaması bilmem kaç 23. Sanki mu hata bir şey. Ya nedir arkadaş bu yaş ortalama? Ne ya? Ben siz de anlamadım ya? yani. Ya ne için? Ha şu olmasın tabii. 32 Hı? yaş ortalamalı bir takım da başarıya yani, çok uzak hocam. Neyse tamam Uzun da yani bir... yok 23 yaş ha, ortalaması. 3 maç var. oynayacağım. Ben mesela gideceğim bir turnuvada 3 maç oynayacağım. 30 yaş, 31 yaş hiç sıkıntı değil. 3 maç oynayacaksın ya hepi topu. Gruptan çıktın. Senin geniş bir kadron varsa 30 yaşlı, 31 yaşlı da şampiyon olabilirsin. Ama ne diyor bilim? 28. Şimdi madem yaşı konuşuyoruz çok enteresan bir haber yapmış arkadaşlarımız Serkan Korkmaz, Güvenç Hocam. E, Mata ile Mertens ikisi de 35 yaşında. Hiç lig şampiyonluğu yaşamamışlar biliyor musunuz? Ben şimdi bak bu haberi görünce arkadaşlarımız hazırlanırken programı orada mesela duymuştum. Çok enteresan bu kariyerdeki oyuncular. Bu Galatasaraylılar için iyi bir haber. ha açlar bir şampiyonluk yaşayalım da öyle He. bitirelim kariyerimizi Çünkü, diyorlar değil mi? Çünkü kariyerlerinin sonundaki Haberimizi bu vereceğiz. iki oyuncu o kupayı kaldırmak ister. E, Mertens zaten öyle oynuyor. Hı -hı. Şimdi Mata... Benim anladığım kadarıyla futbolu olan konsantrasyonunu biraz kaybetmiş. Yoksa iyi bir çocuk, ahlaklı. Yani direkt oynatmıyorlar, o da var. Bana. Evet, Sen Tabii Mata'nın İspanya yani. milli takımıyla hani almadığı kupa yere. yok yani işte, da. Adam... Kulü, kulüp olarak hocam hiç şampiyonluk yaşamışlar. Olabilir. Mertens de Napoli ile uğraştı, uğraştı. Yıllarca çok yaklaştılar, olamadı. Konuyla ilgili bir haberimiz var. Hani Bilmeyen futbol sever de çok olabilir. Biz de yeni öğrendik. Bir izleyelim, üstüne konuşalım. Evet bu ayrı bir motivasyon olabilir dedi Serkan Korkmaz. Ya tabii ben için. sol açık ve 9 numarada gördüğüm Mertens'in hani Galatasaray ile anlaştığında hani nasıl konumlanır, nasıl oynatılır diye düşündüğümde açıkçası bunu beklemiyordum. Şu anda Mertens Beşiktaş'ın puan kaybettiği son Antep deplasmanındaki Getson kadar dinamik bir adam abi. Evet. Savunmaya gelip blok yapıyor, <laughs> şuta blok yapıyor gidiyor ileride gol pası kovalıyor. Son son adam olarak oynuyor. Ya ben anlayamadım bu yaşta bu adam bu enerjiyi nasıl buluyor. Ya gerçekten ne bekleniyordu Mertens'ten? Asistler, goller. Evet. Var mı? Yok. Ama Mertens'ten vazgeçebiliyor musun? Vallahi vazgeçilecek son adam ha takımdaki şu anda. şey söyleyeceğim ya. Bak deminden beri bir şey söylüyorum. Abidin oğlu. Bilmiyorum sağ mı profesör. Biz de söyledi. Tekrar söylüyorum. Yaş geçtikçe Akciğer kapasitesi artıyor. Akciğer kapasitesi artması demek dayanıklılığının, devamlılığının öyle fazlalaşması olabilir. demek. 20 yaşındaki Okan Buruk gibi koşuyor ya. Mert evet. Yani e koşuyorsa Son ya savunmadan ya. savunmadan top çıkardı. birkaç pozisyonu hatırlıyorum. Ben ya çok zaten öyle olmasa Vay bak bir şey söyleyeyim mi? Koşmasa eyvah galatasaray. Şimdi bak bu baştaş maçına falan var ya ben. Eyvah dedim Mertense oynatıyor. Tamam mı? Orta sahada bir kişi eksik oynuyorsun. Tamam mı? Ama adam gidiyor geliyor. Abi ne ne istiyorsun başka ben aklıma bir de futbolcu herif. Ama bu Torreira işi enteresan hocam ben son Hı. maçtaki halini, tavrını, performansını, vücut dilini beğenmedim. He. Bunu söylerken tam bunları konuşurken Atıldım. bir de o tuhaf sarı kartı gördü yani bir kafam karıştı çünkü Torreira hani Galatasarayın elindeki en iyi şeylerden biri Şimdi Mertes falan övüyoruz ya sen Torreira'yı o denklemden çıkart. E, Torreira'sız Galatasaray şampiyonluğu hayal bile edemez. Bir Bak bir hayal bir bile eder. Fırça edemez. attı Okan ona biliyorsun evet. değil mi? İyi yaptı hocam. Bak normalde kızarız değil mi? Evet. Bir teknik adam sen kalkıp beni çıkarken azarlasan ben hocam ne oluyor ya bu kadar insanın önünde gir içeride konuşalım falan dersin. Okan Buruk iyi yaptı hocam. Dayanamadı ya çocuk. Dayanamadı. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Okan Buruk'un karizması mı eksik? Yeterince oyuncular üzerinde otoritesi yok mu falan derken takımın en kritik adamı Takımın en kritik adamını herkesin önünde azarladı. İyi yaptı. Evet. Ve i̇yi bence yaptı. diğer oyuncular üzerindeki etkisi pozitif olacak. Ha, Torreira üzerindeki etkisi ne olur bilmem. Ama Torreira Sivas maçında yoksa Sivas maçında Galatasaray bence hani beraberliği iyi sonuç olarak görmeli. Hmm. Oraya zaten... Şimdi hocam oyuncular 3 sarı kartı temizlemek için maç seçerler. Değil mi? Mantıklı tabii, tabii. olan. Bunu ben mu seçersin ya? Sivas Spor deplasmanında mı olmamayı tercih eder? Galatasaray Torreira için konuşuyorum. Yoksa içeride mesela Ankara gücü maçı var değil mi? Evet. Bir sonraki Ankara maç. Gücü. O da kolay değil de. Sonra da sonra, Fenerbahçe derbisi. Artık edersin. kolay maç yok da. Hani, hocam hani, sonra evet, Fenerbahçe derbisi var. Onu seçerim. Hocam. Tabii sonra ya, Fenerbahçe derbisi var. Bir de Galatasaray'ın orada oynayacak adamı da başka yok gibi geliyor bana ya. ya i̇şte Mitşo falan idare edecek. Micho, Berkan. Ye. Ya o orada olmaz. Her zaman Nerede diyorum. olur? Berkan orada olmaz dedin de nerede olur? Her yerde olur yetim. Mesela. Mesela sol tarafta olur. Tabii Portekiz <laughs> maçında. Tarihimizin <laughs> en kritik maçında değil mi? Hakika. Hocam Berkan nerede Nasıl olur ya? ya? Ya neyse olur yani. 8 olur, 10 numara olur ama 6 numara çocuk bak şeyi yetmiyor. Kafası çalışıyor onun. O ne maçında? E, Berkan'ı mı diyorsun? He, Barcelona maçıydı Çok galiba. Çok dinamik canım. Yok yok ya yetmiyor yetmiyor gücü yetmiyor çabukluğu yetmiyor yani. Oradaki adam İsmail gibi olacak. Çabuk işte Joseph gibi olacak. Getson gibi olacak. Sivas çabuk olacak. Daha oynayabilir mi? Yani Orada kim, oynamaz orada abi onu Kim oynayacak, kim oynayacak mı? şimdi? Mitch Oliver. oynayacak. Mitch Oliveira Mertens. Oliveira Mertens. Oliveira iyileşecek mi? Oliveira girdi oyuna Ha yani ama Ama 90 dakika var. çıkartabilir mi? Ha, işte. Ya bunda bir şey söyleyeceğim bak pardon. Şimdi bizde bir medyadaki çoğu arkadaşların bir şeyi var. Maç yoğunluğundan sakattı falan. Ya bunlar maç yoğunluğu yokken sakatlandılar. Ne oldu şimdi? Bana bir anlatsınlar abi. Hmm. Maç yoğunluğu yokken sakatlandın adam. Icardi ile Oliveira. Var, Başkaları da var yani. Hadi tekme sakatlığına bir şey demem. Tekme yani darbe sakatlığına. Icardi bir kendi şey sakatlanmış galiba. Bir topuk pası e, e, denerken... Topuk basınca, e, o yatağın tabii. kenarına çarpmış. Benim duyduğum öyle yani. <laughs> Serçe parmağı. <laughs> ya, Çok acıtır. <oğlum>. <laughs> az çarpmadık. Ben, ben bir şey Hep çarparım çocukluğumdan ya beri. Ya ben, ya ben, ya şeydi, Geçen gün Levent'le beraber şeyden çıktık. Levent benim de aynı görüşte, sen de aynı görüştesin. Bunun hiçbir şeyi yok. Bu gitti. Ama bak Okan'a da yüzde yüz hak veriyordum. Yüzde ha. yüz. İyi şeyler yaptı. Böyle yap. yönetiliyor bu adam Tabii. Anca. Daha evvel de verdi. Geldi adam tabanca gibi oynadı. Biliyorsun Hı. değil mi? Daha evvel de verdi böyle evet, bir izin. Herkes eleştirdi. Bilmem ne. Maçına götürmediler şey Arjantin'e gitmesi için. Şu, an, şu anda iyidir ama şey iki gol attı diye ya çocuğa haksızlık olmasın diye kesilmesin diye. Belki bir hafta daha uzatabilir şey. Hocam yöneticilik kendini. son Icardi. ana Bana kadar. Yön oynar. Yöneticilik son ana kadar e, birlikte çalıştığın insan grubundan tek tek ve birlikte verim Almak. alma çabasıdır. Evet. Umudum kalmadığı yere kadar. Yani Icardi büyük kıymet. Hani mesela tabii ki bir Berkan bu kadar krediyi hak etmiyor. İnsan olarak hak ediyor. Ama futbol bir yetenek oyunu ve bir oyun sadece hani tavlanın bile e, farklı farklı yani sen süper oynarsın, hocam basat oynar ben kötü oynarım mesela. Hani Icardi bir oyun üzerine konuşuyorsak bu oyunun bence süper yıldızlarından birisi. Bakın dünya şampiyonu olmuş Arjantin bence Icardi'yi aradı. <laughs> evet. yani dünya şampiyonu oldu adamlar ya. Hani İnsanlara saçma geliyordur bu söylediğim. Futbolla çok fazla ilgilenmeyen, ama futbolla ilgilenen insanlara e, tahmin ediyorum bir şey ifade ediyordur. Messi'nin istememesini de anlarım. Ne demek? Takım onun üzerine kurulu. Messi'nin sevmediği adam oraya giremez. Tabii. Ancak Messi şunu söylerse girebilir. Ya ben bu adamı hiç sevmiyorum ama topçuluğunda bir şey demem. Ortak bir müşterikte buluşmaya çalışalım falan. Demek ki Messi'nin de o şeyi kalmamış, toleransı kalmamış ona karşı. Ama Icardi şu an Galatasaray için son ana kadar, bak ben de çok başıma geldi. İşte diyelim, hiç Onur öyle bir çocuk değil de bence mükemmel bir profesyoneldir. Teşekkür ederim. Yani diyelim son ana kadar, Onur'un işte dikkati dağınık, işe geç geliyor, şudur budur. Son ana kadar, çünkü kıymetli ya, anlıyorsun onu. Son ana kadar direnirsin ama bir yer gelir, sabrın taşar. Bence Icardi'nin kredisi çok yüksek ama mesela Seferov için artık hiç kalmadı. Tabii. Tabii. Özellikle kupa şey maçındaki ben... o direkten dönen o ne? topa lavalca vuruşu. O ne ya? İşi bitirdi evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu konuyla ilgili bir gün Sinan Engin'le konuşuyorum. Beşiktaş'ta şey te, şey var, Lucescu var. Şimdi Sergen diyor gidiyor diyor. bula çınlasın Sergen'in de. Biliyorsun profesyonel yaşantısı pek yoktu. Olsa zaten dünyada bir numara olurdu belki de. Diyor ki gidiyor diyor. Gece sabaha karşı diyor. 5'te altıda gelip yatıyor diyor tesise. Tamam mı? Orada kalsa diyor gelemeyecek idmana. Ya hocam diyormuş. Ya daha ne istiyorsun diyormuş ya. <laughs> Dinliyor musun? Şu adam burada yatıyor diyormuş Çesku'da. <laughs> Tesiste yatıyor. Sen daha ne konuşuyorsun diyormuş. Sonra hiç unutmuyorum. Tam Fenerbahçe maçı vardı. Hani Tümer'le ikisi gol attı. Hatırlıyor evet, musun? Şampiyon maçı. Seryan Bodrum'da. Zoraki paslaşma. Neyse. <laughs> fark etmiyor ama. El al olsun ikisine de. Tümer'i de çok severim. Ben de. Çok severim. Şimdi İkisini. ya bir baktık çok resim. Çok insanlar. Şeyde, ben. evet. E, Sergen'in Bodrum'da mı ne bir yerde plajda resmi var ya. Ya Hayati maç ya. Başka biri olsa var ya. Yani kızlar döver, kadro dışı. Adam geldi oynattı maçı aldılar şampiyon oldu. Bak ne kadar tamam. önemli biliyor musun? Evet. Ya bir de gazetede çıktı hatırlıyorum yani. Hayal yani, meyal hatırlıyorum. Adam oynattı abi biz olsak var ya. Vay anasını satayım sen de sende nesiliyetsiz adam işte gidiyorsun da bilmem ne de falan yemedi. Bak Sinan'ın anlattıklarını da söylüyorum. Adam da de demek ki gözünü kapıyor abi. Bu tarafa bakıyor. Yani bazı yerlerde... Şimdi bu sevgi idare çok önemli. Dediğin gibi. Ama tabii başka öbür Ama takım içindeki o dengeyi sağlamak Sağlamak esas. önemli. Evet. Çünkü kimse eşit falan değil. Tamam evet. bu bir takım oyunu. Evet de sen o takımda Messi yokken nereye şampiyon oluyorsun abi? Aynen. Nereye evet. şampiyon Hani bir de şey olayı var ya... E, çok iyi bir oyuncuyu yüksek fiyata alınacak işte takım içindeki ücret dengesini bozmamak. Ya ya. Ya. Ya o bana gerçekten çok komik geliyor biliyor musun? Ya? Her profesyonel evet, ortamda şey geçerli değil mi? Sen okeysin imzayı atmışsın. Hocam okey imza atmış. Ben okeyim imza Sana ne benim aldığım Aynen. paradan Güvenç abinin aldığı paradan? Mesela, ne, Güvenç abiye ne benim aldığım paradan sen Saşa Boy olayı mesela. O, o, da demiş ya menajeri biz de Dubois'a kadar para isteriz. Biri 450 bin alıyor biri 1 milyon futbolcu, 800 bin. Türk futbolcusunda Türk futbol kültürünün en büyük yaralarından birisidir bu. Türk futbol kültüründe var bu. Mesela hı hı. şey zannetmeyen, yani, tabii ki şöyle durumlar da var. E şimdi sen Deniz Berkamsın, adını yeni öğrendiğin sabek senin kadar para alıyorsa sorun edersin. Ama çünkü sen Deniz Berkamsın. Ama Türk futbol kültüründe şöyle bir şey var. Kendi aralarında inanılmaz hı. iletişimleri var futbolcu kardeşlerimizin. Evet. Sen kaç para aldın? Sen kaç para aldın? Tabii, tabii Sen kaç para aldın? Sen neden o kadar aldın? Bu kadar mı aldın? Bilmem ne. Ya İlhan Mansız, Ümit Karan örneğini atabilir misiniz? İlhan Mansız da Ümit Karan'la aynı anda anlaştı Galatasaray. Ali Dürüst anlaştı. İkisi de e, Almanya kökenli iki Türk futbolcu olduğu için Almanya'da futbola başlamış iki Türk futbolcu olduğu için kendi aralarında da bir diyalog var. Arada sırada Almanca da konuşurlar. E, o, yani tanıyanlar bilirler. Çok severim ben ikisini de. Ümit Karan özellikle çok e, yakınlık hissettiğim bir kardeşimizdir. E, aralarında konuşurken diyor ki İlhan Mansız sen kaça anlaştın sen kaça anlaştın. Hadi aynı anda söylüyoruz diyorlar. çat söylüyorlar. <laughs> Ümit Karan daha fazla almış. %50 Yüz, daha fazla almış. Diyor ki hani o da golcü ben de golcüyüm de şimdi. İlhan Mansız düşünüyor. Ümit Karan da egosu yüksek. Albenili bir forvet. O da öyle. Birbirlerine bir denklik var kafalarında tamam mı? Ya sen neden yüzde elli fazla benden aldın diyor. Ali Dürüst konuşuyorlar. Bu yaşanmış bir hikaye. İlhan Mansız'a Ümit Karan'a ve Ali Dürüst'e sorabilirsiniz. Ondan sonra İlhan Mansız... Beşiktaş da diyor ki hani son ana kadar ya ben Galatasaray'la anlaştım. Ben Galatasaray'la anlaştım. Sonra İlhamansız Beşiktaş'ı arıyor. Evet. Abi diyor siz bana bu parayı veriyor musunuz? Veriyoruz diyor. Gidiyor Ali Dürüst'le konuşuyor. Abi diyor siz diyor Ümit Karan'a bu parayı vermişsiniz bana bu parayı. Ben ya bana da o parayı verin ya da ben Beşiktaş'a gidiyorum diyor. Ali Dürüst'e anlayış gösteriyor. Kolaylık sağlanıyor. Hı -hı. Karşılıklı diyalogları iki kulüp arasında. Evet. Ve İlhan Beşiktaş'a gidişi böyle gerçekleşiyor. İki futbolcu kendi arasında birbirlerine aldıkları parayı söylemese İlhamansız ve Ümit Karan aynı anda Galatasaray'da oynayacak. Yalnız bak Şaseböy'e bana göre burada haklı. Kim? Şaseböy'e. E boğaya haklı tabii haklı. ama. Aa, bu adamı attın iki suya silkeledin. Yürü git kardeşim dedin. Şimdi adam da hakkımı verin de. Ya vermek lazım bak. Arada bir şey var ya. ya adalet kat zammı bulmak. olmasa da bir. Ad, tabii adaletli olmak lazım, lazım ya. Yani. Şimdi bak Beşiktaş'ta şey 800 bin euro alıyor. Montero. Yine Emirhan'a 1 milyon lira verdiler. Önce. Şimdi bunlar içeride konuşuyor. Rıdvan'a 3 milyon verdiler. Öbürü 800 bin euro ne yapıyor ya? İkisi 15 mil trilyon. Şimdi bunlar 16. konuşuyor. Ya bu adam diyorlar oynamıyor şudur. Yani içeride bu dengesizlik olur bu olur. Ama Çok bu, bu oynamıyor. orantısız yani, bir dengesizlik. Oynamayan ne? Yani. yani Normal değil yani hocam. O normal değil ama onun haricinde Sergen de tabii alacak abi. İkari de alacak. Tabii. Yani onlar alacak abi. Hani mesela Montero 1.1 alır. Emirhan 1 alır. Gene Emirhan fazlasını hareket etse de hani orada büyük bir, öyle bir huzursuzluk çıkmaz. Evet. İdare et kardeşimizsin, oğlumuzsun falan diye götürürsün. O yabancı, elin oğlu, o gider sen falan. Hani falan. Bunu nasıl yöneteceksin? Adam 16 katı fazla alıyor ve adamda bir şey yok. Aynen. Şimdi tabii şey var. Bu iyileştirmeler diğer takım içindeki per performanslara da yansır. Herkes bir performansını arttırır ki... Biz de ona göre. Bravo. Bravo. Bence ben adaletli alacağız, olmak lazım arkadaş. Ya ben senden ben seni işte bir yere getirdim. Biz olmasaydık sen olmazdın falan olmaz bu işler. Kim bak Arda şey için Fenerbahçe Ali Koç bir duydunuz mu para paraşüm falan? Tıkır tıkır her şeyini alıp vermiş. Hiçbir şey ihtiyacı yok biliyor musun? Transfer dedikodusu da yok, o da yok, bu da yok. Nazar dedi çocuğa. Ama gerekeni yapıyor abi. Sen ne yapacaksın yani ya? Ne alıyorsa öbürleri vereceksin. Nedir yani? Hı. Ne, ne istiyorsun? Tabii bu arada bugün Arda'nın oynama ihtimali e, var mı yok mu? Onu da bir dahaki bağlantıda bir e, konuşuruz. Çünkü e, Arda'yı da özledik değil mi? Fenerbahçe'de Arda Güler'i görmeyi Ar özledik. Arda hep özleniyor. <laughs> Şimdi ben zaten Cessu'ya bazen buradan kızıyordum. Yok işte hazır değil de bilmem ne. E ne oldu? Maç trafiği yokken sakatlandı. Tek meydan sakatlandı abi. Hı hı. O zaman yani şey hiç futbolcu çıkmasın sahaya arkadaş sakatlanacak matakatlanacak diye. Olur mu öyle şey? Bırak oynatacaksın adamı ya. Kasları da her şeyin ağırda 10 senelik 15 senelik futbolcuların yapamayacağı şeyi yapıyor. Zekasıyla hareketleriyle yapıyor. Ben bunu görüyorum yani. Ver formayı oynasın arkadaş. Ver. Zaten mesela Barcelona ve İspanya'da İspanya milli takımında o Gaviler falan hani gayet oynuyor 17-18 yaşında çocuklar resmen oynuyorlar yani. ya Ya şey Brezilya'dan geldiğinde ne o? Şimdi Farsen Zermen'deki çocuk. Neymar mı? Neymar. Geldiğinde yürüyecek hali yoktu ya. Herifi aldılar, idmanı yaptır tıkır tıkır şey yaptılar yani. Peki. Oynadı. Şimdi bir sonraki bölümde Fenerbahçe ile ilgili bir bağlantımız olacak. Beşiktaş'ı konuşacağız. Daha yine enteresan haberlerimiz, dosyalarımız var. Yine bir kısa ara verelim. Aranın ardından görüşelim. Spor gündemine devam ediyoruz sevgili seyirciler. Birazdan Kadıköy'e gideceğiz. Fenerbahçe Hatay Spor'la karşı karşıya gelecek. Bağlantımız hazırmış. Ahmet Selim Kula pası atarken şunu sormayı unutmayayım. Güvenç Kurtar hocamız çok merak ediyor. Gustavo Henrique oynayacak mı, oynamayacak mı? Bugün biraz eleştirdi Gustavo'yu. Yine ilk 11'i sayarken bunu da vurgularsan Ahmet Selim sevinirim söz sende. Onur Yıldız teşekkürler. Önce o sorudan başlayalım. Oynamasını bekliyoruz. Süper Lig'de 16. hafta açılış gününde Fenerbahçe-Atakaş-Hatay sporu konuk edecek. Sarı lacivertler son iki maçını kaybetti ligde. E, lig kapanırken Dünya Kupası arasına girerken Giresun Spor'a, lig başlarken de Trabzonspor'a kaybetti. Ve bu akşam kazanarak ihmeyi yeniden pozitife çevirmek istiyor. Fenerbahçe taraftarının desteği var. 40 bin civarında Sarı lacivertli taraftarın. Bu akşam stadyumda takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Bu sonuçlara rağmen çok güçlü bir destek olmasını bekliyoruz. Sarı lacivertler yeniden 3 puanla tanışarak kötü dişe dur demek istiyor. Bir yandan da Volkan Demirel ile çıkışa geçen Hatay Spor buradan iyi bir sonuç alarak yükselen ivmesini sürdürmek istiyor. 5 yenilgi bir beraberlik almıştı Volkan Demirel göreve gelene kadar ardından 4 e, galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle iyi bir çıkış yakaladı ve ligde yükselişe geçti. Hatay Spor'da buradan puan çıkarmak istiyor. Fenerbahçe'de Pedro Sakat bu akşamki maç kadrosunda yer almayacak. Bunun dışında Arda Güler, e, Luan Perez, Ali Özki aslında takımla çalışmalara başladılar. Fakat henüz fiziksel olarak hazır olmadıkları için bu akşamki kadroda olmalarını beklemiyoruz. Ayrıca. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Crespo'nun da bu akşam yine maç kadrosunda olmayacağını ifade edelim. Hatayspor'da Spor'da da bu cema sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Muhtemel 11'den de bahsedelim. Kalede Altay forma giyecek. Defans hattında dörtlü diziliş Osay, Samuel, Gustavo, Zalai, Ferdi hemen önlerinde yine sağ tarafta İrfan, sol tarafta Lincoln. Merkezde Ara, Mert Hakan ikilisi ve forvette de Valencia ile King'in ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Hatay Spor'da ise kalede Erce kardeşler forma giyecek. Defans hattında sağda Kamil, solda Adekuk ve stoperde Burak. Vranyes ikilisi, orta sahada Onur, Riberyo, Musa üçlüsü ve hücum hattında da yine sağda Elkabi, solda Kaan ve Forvet'te de Zelonis'le sahaya çıkmasını olamaz. bekliyoruz. Volkan Demirel'in maçın başlamasına az bir süre kaldı. Kadıköy'de coşku artıyor. Bir şimdilik notlarımızı bululdu. tamamlayalım ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Badan, bider, Kadıköy'de yavaş yavaş maç havasına girilmeye başlanmış taraftarlar doldu artık bu bağlantıda eh, Ahmet Selim Kul çok teşekkür ediyoruz İyi çalışmalar diliyoruz hocam Gustavo Henrique mutlaka oynayacak Öyle. Şimdi var ya, tutar bir gol atar maçta 1-0 biter alsana <laughs> falan derler ya biz ona söyleseydim gol atamaz şunu yapamaz demiyoruz ya şey içinde Vegors içinde kazma de gene kazma benim ister 20 tane gol atsın. <laughs> Yine önemli hocam önemli. açmasaydım Vegors Ya fark evet. etmiyor atsın abi ya. önemli değil yani biz şeyleri söylüyoruz. Bir futbolda bir terim vardır, bir şeyler vardır. İşte stoperlere balta deriz. Ben balta stoper seviyorum arkadaş. Balta olsun bana vursun dağlara, taşlara. Kemal Ömer'e geç vardı bizim Altay'da. Derdi ki kale direği hariç nereye gelirse vurun. Kale direği de dahil. Yeter kendi kalene gol atma. Nereye gelirse vur derdi. Ya bir kere golü önüne. Ya inşallah iyi oynar yani bir şey demiyorum. Bu sefer Serdar Aziz oynar bir kendi kalesini gol atar atılır kırmızı kart görür. Ya bunlar futbolun içinde var ama genele baktığımızda şeyi hmm. bulamadık herhalde Özgür. E, o ne, kara gümrük, kara gümrük maçı mı? Özgür tembellik yaptın. Ha, yok bulmuşlar bu, hocam bulmuşlar. Bul, ama, tamam, Bizim rejinin Özgür'ün he? yönetmenlerimizin editörlerimizin ya, bulamayacağı ben, şey yok. Ya ben gaza getiriyorum zaten <laughs> yüzde ezeminim de. i̇şte yani, bak ya, hocam. Bak 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 bak. <laughs> ha, ya, helal olsun ya. Evet. Bizim çocuklar var ya on numarasınız. Bak yani. şimdi bir daha şurada durdursana Allah aşkına bak. Şimdi bak. diyor Gel geriye gel geriye. Başından gel. görelim. Bunu... Gustavo Enrique nasıl kaçırıyor Borini'yi görelim diyorsun değil mi? Ha, bu kaçıncı kaçırış da ben. Bak bak şimdi. Dur 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 dur, dur, diyor. dur. dur diyor. Bak ha. bak Allah aşkına. Bak nereye bakıyor şimdi bak. Topa bakıyor. Gustavo ilk önce. Tamam mı? Arkasından adam kaçıyor. At özgür bravo ya. Bravo çocuklara. Bak bak şimdi. Bak gitti herif. Çok süratli ya. İndir şurada. Evet bak bak şimdi. orada onlar... Burada Altay çok eleştirilmişti. Niye evet. çıktın faul yaptın penaltı evet. yaptın Gittilerdi. diye. Evet gittiler Bak Allah aşkına ya. Şey var mı bir de gidiyorlar Altay'ı şey yapma, onu da koysaydınız keşke de. Ha, o... Son golde diyorsun. O, Yok, o galiba. Ya sanki gol suçlu at... Altay'mış gibi He. bir de onu teskin bak, ettiler. Bak. <laughs> Bravo. Evet. Batşuay'ı 90 artı 4'te gol attı. 5-4 oldu. He. Fenerbahçeli ha. futbolcular Altay'a koştu. Jesus da Bak şimdi bak onlara. bak nerede bak. Bak neresinden gidiyor? Daha geri alsana Allah aşkına ne kadar hani yan yana de bak. Al al daha geri al daha geri al daha ilk, ilk daha geri al daha geri al, daha geri al biraz daha geri al. Dur. Bak şimdi nerede? Heh, bak burada. nerede? Nereye geliyor? Biraz daha geri alsana çok az daha bak ne kadar fark var. Al biraz daha geri al biraz daha biraz daha biraz burada daha. Ha bak Campbell dur ]ciğim. dur şimdi ha. Allah aşkına. Nerede Gustavo? İki metre arkasında değil mi? Hı hı. Abi nasıl kaçırıyorsun sen adamı ya? Ya aklım sıra at oynat oynat. Oynatalım. Tamam, oynatalım. Bak şimdi. Bak. Bak hop. Bak topa bakıyor. Herif arkada amcam. Hadi. E ee, burada Altay kabahatli. Ya bırakın ayıptır ya. Ya Altay'ı eleştirdiniz yani, de oluyor. Benzer ama, pozisyonlara yaşayacak ve e, yaşıyor da. Değil mi Fenerbahçe? E, e, şey maçını da e, Trabzon maçını göstersinler. Aynı golü. Şey kaçtı gitti Gomez attı golü. Peki. Trabzon maçında da. Şimdi, şimdi bak bu bir tane değil ama ya. Şey maçında... O üçlü üçlük maçta ofsayeti bozduğun en ya var ya orada da aynı fiyasko. Ya kaç maç ya, o sayının da var öyle bir şey o sayı diyorum ya salayının da var Salai. öyle hataları. Abi ya hata tabii olacak ama bu kadar bariz o, o, adam ne yapacak bu topu alıp da ben merak ediyorum ya. Peki artık e, saat 8'de maç oynanacak. E, sizin vurguladığınız yönlere dikkat ederek e, izleyeceğiz değil mi bugün maçı? Tabii korkmaz. Ki. Ya ben Gustavo'ya ayrıca odaklanıyorum <laughs> senin yüzünden. <laughs> Kulağımı çınlatırsın. İyi oynarsa ben de Ya giderim. Volkan Demirel açısından çok önemli bir maç Volkan Demirel değil mi? E, bir Fenerbahçe efsanesi, yaşayan bir Fenerbahçe efsanesi. Teknik adamlık kariyerine de Fenerbahçe teknik heyetinde başlamış çok büyük bir e, isim. E, bugün Kadıköy'e çıkmak onun için çok heyecanlıdır. Bugünün ee, en heyecanlı ismi muhtemelen odur. Ee, bir kere e, Fenerbahçe camiasının, Fenerbahçe tribününün e, onu en iyi şekilde, layık olduğu şekilde ağırlayacağına adım gibi eminim. Benim gözüm Volkan Demirel'de olacak. tabii hocamı e, bu programda dinleyen herkes gibi, Gustavo'nun da ne yaptığına bakacağım. Ama ilk zaten şöyle söyleyeyim, yani, Fenerbahçe patlayabilir ki 15-20 dakika. E, Tabi hocam... Yani, Ağır favori. Millet, Fenerbahçe tabii, şu maçta ağır favori. Yani yok şimdi ilk 15-20 dakika Allah ne verdiyse var ya 2-3 tane bile olabilir. Çünkü mağlubiyeti almışlar. Öyle başlaması böyle. lazım. Öyle şimdi var ya saldır. Hani var ya saldır saldır derler. Öyle bir başlayacak. Başlarda arkaya top bile gelmeyebilir. Belli olmazsa bir kontradaktan gidebilirler. Yine arkaya bir top. E, Volkan da aynı şekilde çalıştıracak. Çünkü bu kaçıncıya bu adamın böyle hataları yok. Devamlı aynı şekilde yapıyor. Attıracak arkaya top, arkaya kaçacak. Salah'ın da o kadar şey değil, süratli değil. İkisi de değil. Yani Kim ben olsa... gidişi ya Serdar'la bak. Tam şu kişi... oynadığı futbol Fenerbahçe'nin Kim Mince'ye göreydi. Mi? Serdar'la olsa... ikisi. Bak Serdar'la ikisi. İkisi de çabuk, süratli, kuvvetli adamlardı. Tamam mı? İsmail şeyin yani şansı oradaydı. Tamam mı? Bir de koşan Crespo, bilmem ne, Zayt, Mert Hakan iyi bir orta saha da yaptı. Şey, e sağda Samuel, solda Ferdi. İyi bir takım yapmıştı İsmail'de. Hani Kasım bu kadar da adam. Şimdi dört tane santiforum, beş tane santiforum var. Yine santifor alacak. Ben olsam Ali Koç'un yerine yeter derim ya. Bizim bir arkadaş var ya yeni diyor ki ya para yok bir şey neyle alacak? Ya beş santiforum var. Hala santifor düşünceni arkaya adam düşün. Tuncer öyle diyor. Serkan. Para mı var? Adamın inini kalını kuruttunuz paradan ya. İyi 15 tane adam aldınız ya. Ya bu kadar olma. Neyse artık ya bir şey diyoruz. Şimdi o zaman artık Beşiktaş'a doğru ufak ufak geçelim. E, çünkü Beşiktaş'ta sıcak haberler de var. E, Rusya'ya İtalyan kulüplerinden teklif geldiği, Beşiktaş'ın Hull City için e, Hull City ile Ozan Tufan için görüşmelere e, başlayacağı şeklinde haberler de var. E, bir Beşiktaş'a doğru geçelim Serkan Korkmaz. Tabii hocam da biz yayından önce konuştuğumuzda işte Jesus ve Şenol Güneş'i eleştirdim ben. Hocam e, Jesus konusunda en fikiriz. Hatta e, o tabii ki deneyiminden kaynaklandığı şekilde daha da detaylandırdı yayın içerisinde. Şimdi Beşiktaş'la ilgili diyecekleri de çok önemli ama ben baştan bir söyleyeyim. E, i̇lk önce maçın kadrosu sosyal medyada önüme düştüğünde Atiba, Necip, Umut Meraş falan onları onlar gözüme çarptı e, ve e, yedek kadro olduğunu düşündüm. Hmm. Az kadroyu ararken onun Az kadro olduğunu fark ettim. Şimdi en son ben Biliç'le hatırlıyorum. Evet. Ee, Necipli ve Atiba'lı falan... bir orta saha. Ee, Biliç'in üstüne neler yaşandı? Bir kere arada bir Şenol Hoca ile yaşanan çok başarılı bir dönem var. İşte yani Abdullah Avcı'nın kısa bir gelişi var. Sergen Hoca var. Ee, yani sonrasında Önder Karaveli Valerian İsmail ve tekrar Necip Atiba. Tabii ki doğruyu bulduktan sonra Hani tekrar geri dön. Yani ne bileyim mesela Mehmet Topal çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim bir futbol adamı. Mehmet Topal, Josef ikilisini görsem ne hissedeceksem benzer bir his yani. E, solda da Umut Meraş'ı görüyorsun. Üstelik orada hani Türk futbolcu kontenjanı sıkıntısı da yokken 11'de. 5 tane Türk oynuyorken Masuaku'nun oynamaması dikkat çekiciydi. E bu koşullar altında Gaziantep gibi zor günler yaşayan, kritik günler yaşayan, yerel basınında teknik heyetin her gün tazminatının yazdı, yazdığı bir şehirde e kolay bir maç geçmeyeceği çok belliydi. Ve gors hırsıyla beraberliği kopardı aldı diyebiliriz. Yani topu içeri itti gibi gözükse de çok hırslı ve mağlubiyete, skora tepki veren bir karakter. E, sürekli hakemle, rakiple, rakipleri de demoralize etmek adına... Yani böyle oyuncular zaman zaman çok iş yaparlar. Bir puanı kurtardı Beşiktaş. Ben Şenol Hocam'dan açıkçası bu beşinci maçı... Bakıyorum Ümraniye'nin 5-2 galibiyetiyle başladı. Sonrasında Galatasaray'a yenildi. Antalya maçı ertelendi. Oynanmadı. Ee, ve işte Antep'le berabere kaldı. Kupa'da da iki galibiyet Kupa'da var. Kupa'da da iki galibiyet var ama Şanlıurfa 2-0'dan geri gelerek var. E şimdi Valerian İsmail hiç gitmeseydi... Bundan daha farklı bir sportif tablo olur muydu? Yok. Şenol hocamı eleştirme nedenim benim aradaki 45 günlük zaman dilimi. Hmm. Yani ne değişti diyorsunuz? Ne değişti? Yani tamam Valeryan'la yolların ayrılması bence gecikmiş bir karar. Şenol hocanın getirilmesi de gecikmiş bir karar. Ama e, bilmiyorum yayının başında izle, izleyenler var, izlemeyenler var. Tekrar edeyim bu 45 günlük aradan sonra üzerine koymuş geri dönmesini beklediğim iki takım vardı benim. Bak Fenerbahçe ve Galatasaray değildi bunlar. Trabzon'la Beşiktaş. Trabzon Beşiktaş. Trabzon üzerine koymuş. Peki Beşiktaş ne yaptı bu sürede? Yani bu süreçte Şenol Hoca Necip Atiba ikilisini mi keşfetti? Ya da buna mı mecbur kaldı? Yani abi ne kadar mecbur kalabilirsin buna? Joseph niye oynamadı acaba? Sakat. Ama bu Hatta Adana Demirspor maçında e, Tabi Yani Kadroda gördüm istiyor. ben. Kadroda bak şimdi ben de seninle aynı şeyi düşünüyorum. Joseph varken orada, dedi, orada, sonrası. orada o zaman Joseph'i koyarım ben. Bak Joseph son bu İyi. takımda kesin iki tane oynar. Üçüncü, üçüncü kim olur? Atib olur, şey olur ne o? E, Delali olur. Necip olur. Başka kima? Salih olur. Salih yani, var hocam. Salih. Salih. Yani tamam. Bu dördü olur yani. Dört. Yani Necip'i ekstra koş tamam mı? Adam yoktuğundan veya savunma anlayışı açısından koş. Joseph'in olmaması demek ki sakatlık açısından. Şimdi o zaman ne yaptı? Bu koşan üç tane adam koydu. Ben ilk yarıyı seyrettiğimde şeyin bir tane şeyi vardı. frikik şeyi vardı. Onu da Umut Meraş attı. Sol taraftan hatta dedim ki bak masa oku olmadan bu Beşiktaş olmaz. Yine şeyi alsın. Ne? Sol bek. Başakşehir'den. Hasan Ali. Hasan, Hasan Ali. alsın. Ya da Caner. Ama, Caner alsın. Caner'in de savunma anlayışı biraz daha az tamam mı? Ama ben burada şeyi alırım. Yani masa varken hiçbirisini almam. Masa oynatırım. Başka seyirlerde alarım. Ee, yani yerli oyuncu şeyine. Şimdi bir baktım. Beş, şeyin kaleye falan gelemedi. Ha Beştaş gitti mi? Şimdi şeyin sahabeki o misyu çok büyük, çok iyi bir adam. Sahabeki var ya. Müthiş bir erim. Kimsi? tipsi. Müthiş o, bir adam. Enkoduyla o kafa ya, pozisyonunda. kafa ama tamam. Ya, şimdi, onu da sorayım yeri gelmişken ya hakemin vara gidip sarı kartta ısrar etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani bana şey geldi. Erif hakem bunlarla ilgili sahtekarlıklarla ilgili bir tane video geldi. Bilmiyorum Serkan sana geldim. Hakem bile şöyle değiyor, geri atıyor futbolcu kendine. Deiyorsun, şey atıyorsun. Ben şimdi şunu ararım. Sen şimdi o kafa darbesiyle ki darbe çafif çekti. Öyle bir yere düşer misin? Sana dunk diye vursalar yine düşmesin. bak bana kafayı jüm diye koy böyle. Ben yere düşmem. Yani biraz gerilirim, burnum kanar falan. Şimdi buradaki üç kağıtçılık var. Taktiği atıyor herif. Ki kafasını ha vurmaya teşebbüs. Kırmızı kartsa, kırmızı kart. Onu bilmem ben hakem değilim. Ama o darbeyle o öyle düşülmez arkadaş. Öyle, o darbeli ben öyle düşer adamı ben derim ki üç sahtekar derim yani. Benim görüşüm bu. Ha ama diyorum ki bak hareketi yaptı. Belki ona bile kırmızı kart gösteririm. Vurmasına gerek yok. Tamam mı? Sportmenlik dışı hareket bir kere Vallahi, yapılmış. Yani, yani. ha yani ama değdi mi? Ben orada değdiğine bile anlamıyorum. Şimdi bizden de diyorlar ki yok kırmızı da falan. Ben onları göremedim. İna ya göremedim, inanmıyorum da. Herif hakem daha, olsam kırmızı kart ben de vermezdim ben biliyorsun. Abi, ben Beşiktaş falan değil. Ben ortadan konuşuyorum. Aynı şekilde öbür şeyde Antep'te de yapsa aynı şeyi söylerim. Kendini güm diye atılır ya. Nereye düşüyorsun ya? Bam diye kafayı vur. Vur bakayım bir tane vurayım. Söyle arkadaşlarımız. Her, her, bütün ama hakem şeyleri eleştirilenleri hemen şey yaptı. Ben onlara bir kafa vurayım. Düşsünler bakayım. <laughs> Yıkamazlar ya. Nereye yıkıyorsun? Her güm diye atıyor hemen ağzını. Olmuyor ya, Olmuyor yani. Ha hareketi. Yanlış. Vur, vur, vurma yok. Yani hareketten atlıyorsa atmıştır. Ama yere düşe kadar öyle bir şey yok arkadaş. Hafif bile yok. Abi burnu kanar bilmem ne. Verirsin 6 ay ceza atıyorum yani. Hı. Tamam mı? Ben bunlara karşıyım ama böyle de yaptın. Hemen dümenden kendini al. Olmaz ya. Serkan Korkmaz Enkudu ile ilgili bir yorum. Yani net bir kırmızı karttı. Ee, i̇nanılır gibi değil. Sezonun en acayip hakem hatası oldu. An itibarıyla. Ve merak ediyorum ben bu saatten sonra artık e, ne görev alacak mı bu hakem? FIFA Serkan, kokartını kartını taktı geçen hafta. Biliyorum. Serkan yani, bir şey söyleyeceğim ya. O kafa vurması yıkılır yıkılırım pardon. Yıkılır mı o sence? Hocam o ayrı bir konu. Ha, bak ama yıkılır. bak tamam. kendini yere atması Hocam, ben diyorum hiç ki bak. bir sarı kart hak ettiğini düşünüyorsan. Yok yok. Ya yere yani o kafa vuruşundan düşer mi? Abi? Hemen güm diye attı kendini abi. Hocam Ve, yani Bilmiyorum ki şimdi çok canının yandığına eminim ama. Yok ya ya ben kafayı çekti hafif. Çeker hafiften çekti. Hocam hiç fark hiç etmedi. Yani. Ha tamam bak. Yere atmasına ben şey yapıyorum. Yere ya hiç yere suyu ayrıca konuşabiliriz. Ha yere atması bana göre tam bir sahtekar. yere atmasını söylüyorum ama hafif vurduğu yere atmasa bile hakem atabilir onu. Ben yere atma açısından konuşuyorum. O kadar da hatta kafayı da çektik ya belki gelse kafasını da çekti hafif böyle. Darbe bile gelmemiştir ha ama atılabilir ama yere attı. Herkes diyor ki abi, öyle bir yere atacak bir kafa o gelmedi abi. Yani onun için diyorum ben yoksa atılır atılmaz hakem verir vermez onun falan bilmem yani. Ama o yere atılacak bir kafa değil ki öyle. Ya adam öldü falan dediler neredeyse yok. Su, yok canım. kanadı Çok yok, yok şey oldu falan. Ama kırmızı karttı hocam net kart. Olabilir bak bir şey söyleyeceğim. Diyorum ki ben adamın yere atmasına şeyim. Karşıyım. Tabii tabii. O ayrı bir konu. Hemen de konuyor, attık diye yere atan ya. 10 tane böyle video geldi bana ya. Hemen ya, dümenden atıyor herif kendini. Şimdi ama tabii şu da var. Hani ligimizde öyle pozisyonlarda ne kendini yere atanlar görüyoruz. Hani kafayı yiyen oyuncu da biraz kendini yere atabilir sanki gibi. Yok canım bana. olmaz arkadaşlar. Yere atmasına kızıyorum ben. Bak şimdi bak. Hocam bir de şey var. var. Tüm... Penaltıyı alamadı. O, o, bak. Allah Farbe aşkına alamadı. 4. bak bir dakika bak. 4 5 Onda da kafayı <gülüyor> alamadı. <gülüyor> bak 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 sen bir daha göstersen hocam, Allah. Hocam kafayı şey... yiyen oyuncu kendini yere atmasa bak, bak. takım arkadaşları Bak, bak. bak ama kına. bak bak kaç bak 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 kaç kaç takla atıyor. Hocam içerik, canı içerik, yanar ya. Gömülüyor. Ya bak kaç takla bak şimdi bak. Güvercin 4 takla. 4 tane atıyor hocam dün gece programda. Ya böyle sahibiz. bir şey olur mu abi? Bak, Hocam bak, bak, bu kırmızı kart bir kere değil mi? Onu ya olabilir. Bak yere atmasın. Bak, kızarmış burnu onu göster. Ya nerede kızar? Bak şimdi Allah aşkına kaç takla attı ya bak Allah aşkına ya böyle bir şey var mı? Kaç hocam takla, bak. senin biz Fenerbahçe'li şapkanın fotoğrafını bak, bak, verdik bak, ama bin, sen baya baya Beşiktaşlısın bence. Bak 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 bence. Allah aşkına ya böyle bir şey olur mu ya? <laughs> Değil mi hocam net Beşiktaşlı yani. Yani hayır ben adamın şeyine hareketine bak ya 5 tane dö döner mi ya? Hocam haklısın ama yemiş kafayı yani. Ya ya burada, ama şunu da bu bir konuşmamız beş, lazım. Da, beş takla atacak Beşiktaş'ta kadar Beşiktaş'ta forma giyen bir oyuncunun takımını 10 kişi bırakmayan riskiyle ya şu zaten hareketi yapmaması ya. lazım. Yani Enkudu Tottenham'da oynamış, Marsilya'da oynamış, Beşiktaş'ta oynamış. Yani bu kalitede, tecrübede bir oyuncunun da böyle sorumsuzca hareket etmemesi lazım. Ya bak ben öyle bir şey demiyorum. Kırmızı kart da olabilir. Bak Allah aşkına 5-6 takla atıcı ya, olmaz ya. Buna kızıyorum ben anladın mı? Bak atın, bak bak şimdi. İşte bak. kırmızıyı garantilemeye çalışıyor. Vallahi durdu ilk önce bir düşündü. Atiba'nın hareketi gördün mü hocam? Tamam gördüm. E, bak, ya dedi, zaten ya zaten şöyle. bunlara veriliyor. Yani şimdi bizde adamın top eline çarptı burada. Bir adam da penaltı verdi hakem kimse yok ya. Bu arada arkadaki güvenlik görevlisi, kadın güvenlik görevlisinin de bak görüntüsü var. O da çok enteresan. Yüzündeki şaşırma ifadesi şimdi gelecek. Orası geldiğinde bir durduralım. Atiba gibi tepki veriyor o da. Yüzündeki ifade bak çok endişeli. Zaten atılacak yani o bak, şey değil. Geliyor. Atılabilir. Ben alsam ben bu adamın yaptığını. Hocam güvenlik görevlisine bak devam edelim. Akıtalım, ha. akıtalım. Bur... Ya Yavaş bak, yavaş. Bu, çek. Burnu içeri yavaş girmiş. yavaş. Bak. Çek. Yavaş yavaş. Yavaş Özgür söylüyor. Hocam ya. canı çok yanmıştı. Yavaş yavaş <laughs> çek bakayım. Yavaş yavaş çek bakayım. <laughs> Oynatalım mı diyorsun? Oynatsana yavaş yavaş. Tamam. Yavaş. Yeterince yavaş gördük. Yavaş yakını. yavaş. Oynatalım. Yavaş. Bak Kaba hocam kafasını çekmiyor hocam. Darbeden gidiyor kafa darbeden görüyor bir yerde 5 taklam atacak ya. Ya o ayrı konu. Yani o bu kadar abartı. Yani bak, atacak. Bak bak yüz ifadesine bak. Ya herhalde canım yani normal bir şey değil ki bu. Yani ben burada atın Hocam atın sadece atın. o hanımefendinin o yüz ifadesine istinaden. Ya hakem mi o ya futbol izleyen insanları ki o bir izleyici değil orada görevli Hı -hı. gerçi. O da arkaya dönüş ya, maçı yani, izliyor. O da ayrı bir konu. Serkan bu <laughs> normal bir şey demiyorum ben ya. Normal bir şey mi bunu? Ben olsam buna çok ceza veririm yani kulüp olarak ceza veririm. Tabii Hı -hı. tabii. Kulüp olarak ceza verir. Hem fikiriz. Ama hakem hakemin şeyi şudur. Atmamasının sebebi orada dört tane 5 tane takla attı ya yan takla. Abarttı. Şey ya yani onun işi vermemiş. E ver benim. ona da bir sarı kart ver. <laughs> Sen de kardeşim çok abarttın. Bu da centilmenlik <laughs> Doğru. Bir sarı evet, kart olabilir. ver. Bence olabilir. kırmızı kart de. Kırmızı kart. Ya. Kafa attın. Kırmızı. Sen de çok abarttın. Bu da centil sportmenliğe aykırı bir hareketti. Çat diye sarıyı ver abi. Ya abi ya bu kadar da... Hmm. yani O zaman da mağdur olan oyuncuya bir yasarı verdin. İlla kitabı mı uygulayacağım? Bak bak hakem niye Büyük ben hakem. Mi? Ben Collina'yı kitapta yazmayan Hı. kuralları uyguladı diye büyük hakem Herhalde olarak mi? adlandırıyorum. ya Erman Toroğlu kitapta yazmayan bir sürü kuralı uyguladı. Ya bazı penaltılar var futbolun ruhuna aykırı. Tabii ki. Dışarı doğru giderken elini koyuyor penaltı veriyor. Vermez ama bazı adam, vermez. Vermiyor. Faal olduğunu o da biliyor. Vermiyor. Ben oynatacağım bu maçı diyor. Şimdi bak niye atmamıştır bunu biliyor musun? Niye ben de... Şeye kızmıştır o. Ben beş bilemiyorum takla, abi ne yaptırdı. Beş atmadığını. takla attı. takla attı. Ona kızmıştır. O ben de vermem o zaman. Bak şimdi bak. Allah aşkına nasıl dönüyor bak şimdi. Ha böyle bak. Bir bak eyvah, eyvah. De... Abi böyle bir şey var mı ya? ...Enkodu niye bu kadar kızıyor? Biraz, ya biraz o, o çok iyi bir futbolcu. Bakalım. Bu. bu kadar var kızılacak ya. bir şey bak, var mı? Vurma teşebbüsü var sanki kitsiyonunda ona. Bak, Ama topa dokunuyor en son. Neyse, hani, kol, kol Arkadan. Ha. Arkadan şeyler var. Taciz var, iteleme var, şu var, bak bu bak var. Bak bak şimdi bak. Sağ koluna bak kitsiyonu. Bir dakika. Kafa anında mı? Evet kafadan Anladım. önce. Bak burada şimdi Kitsiyon. Tamam. Bak sağ koluna bak. Baba ba, vuruyor canım arkadan falan. Ha, bak. Sağ koluyla. E, sağ eli, sağ kolu. E, Orada bir tahrik de var. En, bak, arkadan arkadan da tekme bak şimdi. Arkadan aşağıdan bak. Tekme de vuruyor. Yani şu tabloya o... baktığımızda en tartışmasız net bir kırmızı kart da sarı kart. Bak kar. de ayağına iç... vurdu görüyor musun? Bak evet. şimdi eli, ayak, abi şey var. İteleme, kakalama. Bak sağ bak, sahiline bakın hocam esas. Bak sahiline bak. Bak hop gözüne parmak yani en son sokmaya kadar var o enkudu. yani. Enkudu. Evet. enkudu zaten o göze gelip gel, teşebbüse sinirlenip gelip ne yapıyorsun sen? Arkadan aşağıdan da tekme var. Bu ama Enkudu'yu affettirmez. Tabii. Enkudu evet. net kırmızı kart görmeli. da bence sarı kart hak ediyor. O zaman şimdi saha içine dönelim. Ee, Serkan Korkmaz yorumun başında Beşiktaş'la ilgili şunu söylemişti. Atiba'yı gördüm, Necip'i gördüm. Acaba dedi... Umut Meraş. Umut Meraş, yedek kadro mu? Şimdi Şanlıurfa maçında da benzer bir şey yaptı. Şenol Güneş yanlış ilk 11'le bile çıktı diye eleştiriliyor. Adana Demirspor maçına Güvenç Kurtar, Beşiktaş teknik direktörü olsa nasıl bir kadro ile çıkar? Şimdi bir kere Getson'la... Adana Demirspor da 3. sırada tamam, yani iyi son, takımlardan get sonla, biri zor maç. Getson'la şey Josef. E, Joseph. Joseph oynuyorsa bir kere ikisini koyarım. Tamam. Sol beke Masuaku koyarım. Masuaku. Stopere şey zaten e, kaleci e, Mert. Mert. Stoperde zaten bir Türk daha var. Tayip Talha. Tayiple Gene Wellington. Mec mecburen onları koyarım. Sağ tarafta Rozier. Rozier. Kaç etti yerli? Bir. E bir iki. iki. İlk, üçüncüyü mecburen orta sahaya Salih'i koyacağım. Cenk Tosun da oynayacak. Aa, Cenk oynayacak. Üç. Orta evet. sahada gene şey koyarım. Joseph e, şey, Necip hı hı. E, Necip mi? Evet Necip gene koyarım. Hocam Necipçi ya sen anlamadın. Ya hayır Necip değil orada koşan adam koyarım ben arkadaş. Necip Neşim ama. Fark etme Necip hocam veya Hocam sen Necipçisin. Necip veya Atiba. Ama Getson, Desoza Necip orta sahası da yaratıcılıktan ne, bayağı ne bir uzak. Ne yaratıcılığı gibi. ya gol yiyorsun yaratıcılık. Ama gol atamıyorsun hocam. Niye Getson atıyor? At, atmıyor mu gole hiç? Gol atıyor golü. Hocam sezonun bu mi? sezon bir golü Sali var. Salih yani. kaç tane golü var ya? Hayır gol atsın diye değil hani e, biraz yani, daha ileriye ili, dönük. Ya ileride de zaten Cenk var. Vegors var. Ya e, onlara topu kim verecek? Ya Gezal da yok. Ya öndesini verecek ya. Kaç tane gol kaçırdın şeyde ya? maç maçta Antep maçında mı Antep kaçırır ya gol atarsan Joseph de oynasın yani illa de ki Atip oynasın orta saha koşan adam olmazsa ama Beşiktaş gözüken şu ki Gezal dönene kadar ya da Beşiktaş oraya bir e, o kalitede bir oyuncu alana kadar baya bir sıkıntı yaşayacak şey, Redmond olabilir kenarda şey beğenmedim olabilir. dedi Şenol Güneş bugün Redmond'u beğenmedim o zaman dedi. yine şey olmasa şey, ne o? Enkudu mu Muleka veya Enkudu oynayacak yani orada onlar ya Mülkoy'u sildik attık ya. Vallahi İsmail sildi herif gol atmaya başlamıştı adam. Mülkoy'u koyarsın Cenk Vegors. Ve geçen sezonun ikinci yarısının gol kralı. Bak Joseph Orki evet. Golü. Joseph ee, şey adını söyle Atiba'yı koyarım. E, bir de e, ne o? Getson. Koşan üç orta saha olmazsa bak söylüyorum size Koşan üç Beşiktaş'ın şansı yok. Koşan üç tane. Ha Salih olur mu? Olur. Olmaz diye bir şey yok. Ama ben daha şey, Öp. Atiba ya Necip'i tercih ederim. Geç sonra. Bu arada senin yanına. Alex de Souza Bolu Spor'da diye bir kırmızı var. Detayları hemen paylaşın. Brezilyalıf ha ya <laughs> yalnız canlı yayında beni trollediler. Yalnız Alex Souza diye biliyorum ben. Şimdi Twitter'da görmüştüm. D'si de mi var? Emin miyiz D'sinden? Ben de Alex Souza diye gördüm. Şimdi ben Twitter'da Alex Souza diye gördüm. Burada Alex De Souza e, olunca acaba dedi, Alex De Souza Jose Paşalı ile anlaştı. Çünkü Alex Aparecido De Souza'ymış. Bu tabii Alex, başka Alex. Alex Souza. Alex, De Souza Boluspor'da Brezilyalı bir forvet. Şu anda Boluspora Spor'a gelmiş. Ama tabii isimden dolayı Türkiye'de biraz şöhretli bir geliş olmuş. Yani şu anda mesela pek çok iş yerinde sessiz izlenen A Spor ekranında şu kırmızı bandı gören He. pek çok kişi "Aa Alex Boluspor'un yeni teknik direktörü oldu" zannediyor. Değil mi? Evet. Şu anda evet bizi sessiz izleyenler mesela bizim Ortaköy'de bir restoran var. 24 saat A Spor açık. Evet. 24 saat. Bütün gece falan da açık yani. Sürekli açık. Hep orada sessiz A Spor duruyor. Şu anda muhtemelen onlar A Alex de Souza bol sporda diye konuşuyorlar kendi Tabii. aralarında orada garsonlar falan. Öyle yani öyle zannediyorlardı muhtemelen. Ama ee, bolu iyi gidiyor antrenörünü değiştirme diye düşünüyorum ben. Diye ben hani sen söylediğin zaman. Zaten o ama, futbolcuymuş forvetmiş evet, hocam. Evet yani ben de o pek şey veremedim ona İnanmadım <gülüyor> yani. <gülüyor> ya Bir an heyecanlandık yani. <laughs> Enteresan ama ya Alex de Souza bir gün Fenerbahçe. tecrübe gelir. kazandıktan sonra Hawaii'de Brezilya 2. Liginde e, tecrübe kazandıktan sonra bir gün mutlaka gelecek değil mi? Mesela Volkan Demirel. O da bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin teknik de. direktörü olacak. Yüzde yani. yüz. Bugün yenerse olur. <laughs> Bugün yenerse diyorsun. Yalnız o zaman e, diyelim Fenerbahçe tamam çok ağır favori. Hocam yenince de kızıyor bu sefer taraftar biliyorsun. Ya, ya, Rıza Hoca Beşiktaş'tan puan alınca bir problemdir. Bu. Tabii. Bu, bu sefer yenilince de Diğer takım taraftarları A beşik taşları verdi diyor, falan. Ne yapsa falan. yaranamıyor, evet. yaranamaz. Ya bunlar konuşulacak, edilecek ya. Peki şimdi e, şunu diyordum, e, Fenerbahçe bugün yine bir puan kaybederse, Giresun, Trabzon üstüne bir puan kaybı daha, e, bir böyle bir endişe olur mu acaba? Hani çok iyi gidiyorduk ama bir eyvah diyoruz. Eyvah, gelir mi eyvah, eyvah olur. Eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah olur. Ya yine söylüyorum eğer bugün de ya şeyle çıkarsa e, Gustavo ile çıkar da yenilirse veya puan gol yerse eyvah ki ne eyvah o artık burasına gelir e, der ki ha falan dur Ali Koç der ki ya ne yapıyorsun senden. Şimdi yani, e... Gerçi onu da pardon özür dilerim. Hiç eleştiren var mı Fenerbahçe savunmasını? Hiç yok galiba benden başka da. Soğuma. yok duymadım pek. Ha? Duymadım. eleştiren yok. Arkayı boş bırakma olayını yine ara ara böyle bir Ya arkaya zaten Beşiktaş da şampiyon oldu ya iki tane baltayla ya. Hocam ben rakip Fenerbahçe'nin onlar da öyle oynadı. Fenerbahçe'nin maçı da e, beni bayağı bir şüpheye düşürmüştü ama son Trabzon maçından sonra rakip analizi departmanının Fenerbahçe'nin hmm. sıkıntılı olduğu kanaatindeyim. Rakip analizi. Şimdi hani direkt hmm. Jesus'un Şimdi Jesus'a da birinin mesela senin 40'lı yaşlarındaki halin Jesus'un yardımcısı mesela diyorsun ki ona Hocam Gustavo ki oynatırsak bu Trabzon bizi duman eder hmm. mesela e, hani neden ben... neden diyorsun çünkü anlatıyor yani rakip analizi kısmında mesela Avrupa maçlarında sıfır sıkıntı Avrupa maçlarında rakip analizinde hiçbir sıkıntı yok ama Türk rakipler konusunda hemen Trabzon maçında dersini hiç çalışmamış bir casus gördüm. Mesela Abdullah Avcı ise farkını ortaya koydu. Yani ezbere biliyordu Fenerbahçe'yi. Artılarını biliyordu. Eksilerini biliyordu. Alacağını aldı. En kötü yenilmeyecekti. Bak Abdullah Avcı'nın ye yenilmemek, gol yememek, atarsak da 3 puan şeklindeki düşüncesi karşılık buldu. Çünkü o dersine iyi çalıştı. Bak, ben rakip analizinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani savunma da hocam kimin sorun sorunun savunması yok ki? Beşiktaş'ın savunmasına bak Allah aşkına. Evet. İlk defa daha bir şey iyi maç çıkarttılar. Bartra uzun bir süreden ya, sonra. Beşiktaş 19 Hiç, gol yemiş ya. 19 aha. gol hocam. Herhalde canım. 14 bak, maçta. Ben sezon başından beri söylediğim ne biliyor musun? Herkesin savunması sorun olacak. Ama savunması rakip sorunlu. analizi çok kritik. Beşiktaş'ın savunması sorunlu. Trabzon'un da sorunluydu. Bakma iki tane maskeli adam oynadı ya. Evet kadar iki önemli. maskeli adam oynadı. Ve şunu söylemiştim ben. Büyük maçları büyük futbolcular alır. Ben Umut'u mesela çok beğeniyordum. Ama bu maçlarda maçtan evvel söyledim. Gomez oynar. Çünkü büyük maçları büyük futbolcular Aynen. alır. Ve Vitor Hugo kötü oynuyor falandı. Bu maçta oynaması lazım. Nefis oynadı. Çünkü... Oyun, bu, bu, adamlar bu maçlarda sıkarlar. Öbür maçlarda... Icardi, Beşiktaş'la evet. Başakşehir. Yani, yani. bu maçlarda... Adamlar bilir hangi maçta oynayacağını. Yani, tamam. yani, bu, bu tür adamlar bu maçlarda oynar. Tamam mı? Şimdi Fenerbahçe'nin savunmasında... Bak Renden 3 tane yedi. Renden 2 tane yedi. Bilmem nereden şeydi. ne o? Şeyden yedi. Ümraniye'den 3 tane yedi. şeye elendi. Dinome şeye... Kino ve... Dinamo şampiyonlar ligi oynadı. Evet. Elendi. Şey yenildi yani iki tane gol yedi. Şimdi orada da hataları var. Bu, bu savunma tekrar söylüyorum. Hı hı. Bu Jesus iyi bir adam. Ufku geniş, iyi şeyler yapıyor. Stoperlerden anlamıyor. Bak anlamıyor diyorum ya. Jesus stoperden anlamıyor. Anla, hiç anlamıyor. Ya ben ne işi var Gustavo ile Perez'in bu takımda ya stoper olarak? Hiç mi? Ya bizde şöyle bir şey var medyada. Ya nereden bulacaksın kimcimi? Kimcimden daha iyi adam bulursun ya. Ne demek bulacaksın ya? Sor hocam. Yok hiç sor değil. Ya sen hiç şey seyrediyor musun? Vice Scott programını. Vaktin evet. yoktur. Vaktin yoktur. Yok yok Vice Scott programını. Abi e, kralını bulursun. Tabii vaktim 2. yok. Ya, Benim işim de değil zaten. Değil. Kralını bulursun. Ben bir 3-5 ay çünkü böyle seyrettim. Ya bak bizim Mahmut Alparslan mesela seyrediyordu. Beraber inanılmaz adamlar bulursun. Nasıl bulamazsın diye bir şey Bunlardan daha iyisini bulacağım kesin. Versinler bana bir görev. Beşiktaş'a da Fenerbahçe'de hepsini bulayım yani. Bulurum diyorsun. Ya bulunmaz mı ya? Neler var ya? Hem de Peki, ucuz ucuz da bulursun. E hocam şöyle söyleyeyim. Bu sektörde teknik adam olmak, e, medya mensubu olmak falan ya da spor endüstrisinde yönetici olmak falan hikaye hocam. Menajerlik esas para da orada yani ben sana söyleyeyim. Evet. Ee istiyorsan bırakalım işi gücü menajerlik yapalım. Sen madem adam buluyorsun. Bulurum ya. Gideriz yani. ne olacak alırız FIFA'dan lisansı. Almazlar ki bizden. Ayıp lisansı değil günah yok. değil. Avukat, avukat birileri olurdu. de hocam <laughs> birileri de menajerlik yapacak yani. Ya gidip senden benden almazlar. Hay niye bu kadar linç yiyoruz küfür işitiyoruz. Ya almazlar bizden şey. almazlar. Bizden almazlar değil mi yani hocam? Bizden Neden almazlar. bizden almazlar hocam? Bilemiyorum ben bir sebepleri vardır. Ya Allamecihan <laughs> olsa senden almazlar arkadaş. Ya bir şey söyleyeyim. Bizde şu zihniyet var medyanın gelir ayakları iyi olacak. Adam bir gösterir sana. E, futbol ya. Futbol, diyecek ki stop. Başkanlar da öyle. Bu stoperin ayakları iyi değil der. Almaz. Ayakları iyi olanı i̇yi alır. Bir bahane bulursun yani. için. Ya yersin golleri. Ya geçen şeye söyledim. Ya, Bülent Korkmaz'ın ayakları çok mu iyiydi? Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kariyeri. Aynen. Evet süper süperdi ya. Alpöz Tabanca olan, gibiydi. O da müthiş Fena stoperdi. değildir onun ayakları Yine. be. Öyle ya, yine, fena ya fena değil. Ya fena olsa da gene ince değil yani öyle. İnce mi? değil tabii canım. Yani ama, ya e, ama hacı ama, değil tabii. adam tabii sonuçta. Ya kimler vardı öyle ya? Beşiktaş'ta Mehmet Ekşi'ydi bilmem Az önce dediniz şutum vardı Galatasaray'da. Şutum vardı tam bir balta. Ama göç göçsün Benim, Falco ayakları. Evet. Aa, Falco, e, Falco var ya Santifor'da oynuyordu. Ya onu ben getirdim Türkiye sen biliyor musun? Valla mı? Öyle mi? Tabii Şükrü Kaya getirdi Portekiz'de şeyini buldu. Mirkoviç, Kuzmanovski, şey, Mırkoviç aldım. Evet. Bunu getirttirdim 3. Dediler ki Kuzman Özgü olmazsa bu 3 olmazsa olmaz dediler. Öyle sonra Galatasaray aldı onu. Portekiz'den getirdim. Tatini bırakıp geldi. Ben onu seyrettim. Soper oynuyordu. Santfor aldılar. 2 tane gol attı şeyde Köln'de. Tabii. Santifor'a koydular ortada. 2-0'da 2-2 oldu zaten. maç. Peki. Sen Paris'te mi oynuyordun? Bir yerde oynuyordu. Yani oradan ben gördüm de adamı getirttirdim. Peki şu Ozan Tufan haberimizi bir girelim. Çünkü günün konuşulan önemli haberlerinden biri... ...Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı şeklinde iddialar var. Konuyla ilgili haberimizi bir izleyelim. Şenol Güneş'in istediği isimlerden biri Ozan Tufan. Beşiktaş'a faydalı olur mu hocam? Olur. Ya bak şimdi... Biraz evvel bir şey arasında konuştum. yayın esnasında veya daha evinde konuştum. Şimdi o zaman Tufan'a bir güçler vardı Fenerbahçe'den ayrısın diye. O, ben nasıl, o güçleri ben bir gürüm var orada. Şimdi zaten oynatmıyordu. Erol Bulut da geldi. O milli takımda oynayınca onu oynatmaya başladılar. En sonunda yediler. O da kilo aldı, evlendi. Şudur budur falan gitti geldi bir şeyler oldu. Sonra şey, İrfan Can için aynı şeyleri yapıyorlardı. İrfan birazdan şey yaptı. Hı hı. Adını söyle. Toparladı. E, toparladı. Şimdi Brezilerin oynamaması için bazı şeyler var. Şimdi Ozan da böyle bir şeydi tamam mı? Şimdi Ozan da zayıf da, orada da iyi oynuyor. Bence şeye şimdi mesela Salih diyoruz. Salih bir ara çok iyi başladı. Çok iyi başladı. Sezonu çok iyi başladık, başladı. Başladı. Evet. Ama sonra ne oldu bilemiyorum. Belki neticilerle de ilgili belki yanındaki arkadaşlarıyla da ilgili bir sıkıntı olabilir tamam mı? Mesela iyi bir kadroda tamam mı? O kadroda oynasa belki daha faydalı olacak. Koşan mesela Getson şey Joseph Salih mesela burada çok iyi Bence olabilir. Bence esas kimya yani bu. Böyle olabilir tamam mı yani. Orada ama şimdi burada Ozan Tufan ya Adam gol at. Ya milli takımda bir ara fazla gol atan pozisyona giren adamdı ya. Ozan Tufan. Aa milli takıma bakın. Evet. Bir Norveç deplasmanı o... var. İki gol atmıştı. Ya yani hep. Muhteşemdi. Hep Ozan Tufan. Bu adama ne istiyorlarsa ben anlamadım. Bana göre alınsa çok faydalı olur. Benim görüşüm bu. İnşallah da olur ama verildi. Şimdi Acun tabii oranın başkanı var ben falan ben filan. Bunu ikna etmeleri lazım he, değil mi? Ederler ya yani o şeye bakmaz. O futbolcunun tahmin ediyorum Acun iyi bir şey Sergen çocuğu. Yalçın Beşiktaş'ta kalmış olsaydı çok güzel bir fiyata Acun Ilıcalı'dan bence alırdı. Ya <laughs> gene gene alırlar, gibi yani gene alırlar. Gene alırlar. Gene alırlar. Ben bir şey söyleyeyim. yeter şey ki de, Ozan gelmek istesin. Gelmek istesin Acun'u ikna eder. Acun öyle bir şey değil. Yani iyi bir insan yani. O şey yapar ona buna da bakmaz. Anladın mı? Yani yok işte Fenerbahçe şampiyon olacak bilmem ne diye bakmaz kendi takımın tabii çok ihtiyacı varsa küme düşmeme durumu var e, mı yok mu takımın en çok gol atan ikinci oyuncusu yani adam ya şampiyonshipten Türkiye futbolcu almak çok zor zaten ya çok pahalılar ya evet tamam yani orada adam oynuyorsa düşün yani senin böyle bir avantajın var yani ben olsam alırım alırım ama yine Beşiktaş'a Beşiktaş ben sezon başından beri söyledim sahides geldiği zaman stoper olsun stoper 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 söyledim yani Bak Galatasaray için de aynı şeyi söylüyorum. İki tane stoperi var, üçüncü yok. Hı hı. Emin daha çok genç, daha Bence de. oyuncak, Şampiyonu oynuyorsun çünkü. Anladın mı? Onun için de oraya ben Galatasaray'a, evet. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye stoper lazım. Trabzon'da o şeyi, Abdullah Avcı çok şeydi, hoşnut değildi yani. Çok ihtiyacım var, i̇şte kızıyordu, ediyordu ama şimdi en son toparladılar iki tane stoperi. Hmm. iyi oynadan inşallah ondan sonra da öyle devam eden Hatta oraya bile stoper düşünebilirdi. Yalnız tamam. e, Ozan Tufan konusunda 27 puanları var e, 24 haftada. E, Hull City oyuncu satmak yerine daha çok kadroyu güçlendirmeye e, çalışıyor. Hani onu almak da e, zor olacak gibi geliyor. Şimdi e, Ahmet Ağoğlu'nun açıklaması vardı. Onu da bir konuşalım. E, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu. Türk futbolunun iyiliği için Artık maçların hakemler üzerinden okunmaması gerekiyor diyor Serkan Korkmaz. Ama şimdi bu hakem hataları, performansları oldukça konuşulmaması, okunmaması e, mümkün mü? Nasıl olacak? Keşke yani e, o noktadan tartışabilsek ama konuşu. Evet, Türk futbolu e, hakem üzerinden yorumlanmamalı. Bu bence futbolumuzun önemli sorunlarından biri ama küçük sorunlarından biri. Daha büyük bir problemi var. Türk futbolunda kulüp yöneticileri hakemlerin hakemleri tayin eden kurulun seçiminden hakemlerin maçlara tayinine ve hakemler maçlara tayin olduktan sonraki süreçte ve maçlar sonrasındaki mobbinglerini bırakmaları lazım. Bu çok hmm. daha büyük bir problem. Yani öncelikle Sayın Aoğlu'nun mevkidaşları, kulüp başkanları <laughs> ve kulüp yöneticilerinin Türk futbolundaki dinamikleri hakemler üzerinden okumayı bırakması lazım ki bizler de onların yansıtan ve o kültürü yaşayan e, görev tanımı olarak biz de bırakalım. Yani eğer e, biz MHK'ya güvenmiyoruz, MHK'nın oluşumunda şu var, MHK şu, şu takımı tutanlar oluşturdu, MHK başkanı şunun adamı, bunun adamı bilmem ne bunları konuşup konuşup durun. Önümü, işte bizim maçımıza atanan ee, Onur Yıldız'a şüphelerimiz var. İşte o bizim bilmem ne maçımızı yönetmişti de. Karşılaşmanın ikinci yardımcı hakemi falan filan diye konuş konuş dur. Maç bitsin. Maç bittikten sonra da işte hakemler içinde bir klik var bizim başarımızı istem falan de. Ondan sonra Türk futbolu hakemler üzerinden yorumlanmasın. Türk futbolunun hakemler üzerinden yorumlanmasını sağlayan kim? Medya mı? Biz durduk şöyle bir şey icat ettik yani. Ya biz bu futbolu işte Kaysara'dan, Mert Günok'tan, işte ne bileyim Yunus Akgün'den falan değil de hakem üzerinden yorumlayalım anasını satayım. Böyle mi dedik yani? Peki bir şey soracağım. Ha ya bu mu yani? Tamam. Hani biz bulamadık futbolda biz hiçbir şey bulamadık. Durduk birden sen, ben, Erman Toroğlu durduk birden Gira Hocam, Güven Güvenç Hocam, işte ne bileyim Reha hocam durduk. Hakem konuşasımız var. Başka bir türlü anlamıyoruz çünkü futboldan. Biz sadece hakemden anlıyoruz. Abi Türk futbolunun hakem üzerinden yorumlanmasının tek bir sebebi var. O da medya değil. Kulüp yönetimleri. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu maçtan sonra Trabzon maçından sonra Fenerbahçe'de şöyle bir şeyler algı yaratıldı. Fenerbahçe hep 10 kişi kalıyor. Hakemler haksız atıyor diye. Bu maçta öyle bir şey var mıydı? Hakem hatası var mıydı sence? İki sarı da doğru. yani. Yok. Do e yoktu. E niye hemen o geldi gündeme şimdi? Bana onu bir söyler misin? Lütfen. Ne sebep ne? Ben yani görmedim öyle bir gündem ya. Şey olur mu şimdi ya? Hep devamlı. Ee, Fenerbahçe... hani Mert Hakan'ın açıklamaları vardı ya. Ee, biz zaten 10 kişi kalacağımızı biliyorduk. Buna göre hazırlanmıştık falan diye bir açıklamaları ya, Ama bu evet. bir itiraf o zaman. Yani çünkü Hak edilmiş iki sarı kart var Evet. Ha şunu söylersiniz olur dersin ki bugün Crespo'nun gördüğü sarı kartlarda hakemin haklı olma ihtimali çok yüksek ama bizde işte Batşoğlu ile Valencia'nın kırmızı kartlarından sonra bu konuyla ilgili böyle bir travma oldu falan filan bir şey söyleyebilirsin hmm. buna Yok, ama bu değil ama. sen Her bu maç maçı hakem yüzünden vermedin ki? Ama hep böyle böyle gündeme geldi bu hafta sen belki rastlamadın ben çok yerde duydum bunu. İşte işte 10 kişi kalıyoruz bilmem ne. Ya sen %100 arkadaş. Ben şey kadar. yapmadım hani yememişimdir. Aynen. Hani. <laughs> yani bunda artık nedir ya bu adam iki tane sarı kartı gördü. mesela Gaziantep bir şey dedi mi? Gaziantep diye bir bak ee, gene e söylüyorum. Resmi e açıklama e yapıldı mı? E ya, ya, resmi değil de Erol Bulut'un açıklamaları oldu e, Tamam işte, teknik adam Erol o kadar serzenişte bunu. Bir şey Erol... bir açıklama yaptı mı? Öyle bir resmi açıklama görmedim ben evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak. bak. Gaziantep yönetimini tebrik ediyorum. Maçı Hakem üzerinden okumamışlar ki. Hakem üzerinden okuyabilirlerdi yani. 10 kişi kalması gerekiyordu rakibin. Yani şöyle hmm. düşünün. Helal olsun. Dört abi. büyüklerden... Gaziantep'e alkışlıyorum. Doğru evet güzel bir konuya vurgu yaptınız. 4 ee, büyüklerden birinin oyuncusuna bu kafa atılmış olsaydı. Of. Ve o oyuncu kırmızı kart görmeseydi yani şu anda programa onunla başlayıp onunla bitirmiştik 3 saat. E, yani... yani muhtemelen. E... E daha ne diyelim ki? Şimdi yani yani şey, daha şimdi ne diyeyim yan, yani. Bak Serkan gene yanlış anladın. Ben vermem diye dedim biliyor musun? O 5 tane 6 tane attı ya şeyi. Hı hı. Yani ona kızıp vermez. Yani Hocam, sen Beşiktaş'sın. Hayır. <laughs> ya yani, o abi 5 tane takla atılır mı orada ya? Anladın mı? Yani sanki bu Hocam, kadar Hocam ben ilk defa seni gördüm vermeyen. Ya abi hayır bu nasıl? Kızı... Şey söyleyeyim sana. Ahmet Çeker dedi içinde. galiba ver. Ben olsam vermezdim diye. Ahmet abi... sürt ne var diyor kim? dikleşme. Ahmet abi Salim manavla ilgili de şok <gülüyor> açıklamalar <gülüyor> yaptı. Şey <Yine> söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya o değil. Ya o kafa değer o kadar takla atmaz abi. Ben ona üç kağıt saksa tekerlağa girer ve onun için vermedi Hakem belki de. Beş defa döner mi ya nereye dönüyorsun? Abi döner ona mı? da bir sarık atacaksın. Ya fark etmiyor. Ama diyorum ki o kadar döndü ya öyle. Bir iki üç dört beş. Onu yani, için vermem dedim o ben. O zaman dedim. kendini inandırıcı atmayı da mı çalışsın Bravo. Ya bravo. Onun antrenmanı yapsın. <laughs> ya yaptırır mısın? Ya hocam? yok bir Peki şey, şey söyleyeceğim sana. Olsa. Bak vurdu ya herif. Böyle tutsaydı yavaş yavaş bıraksaydı diyorsun hayır kendini. Hayır, Hiç atmasaydı. atmasaydı, tutsaydı atar, hakem atabilirdi. Allah korusun ya, ölseydi falan hani. <laughs> hocam yani kafayı yemiş adam da. kırmızı kart neyi? Yere, ya yere düşer <laughs> misin? Ya o ya, kafayı. bilmiyorum o kısmını ya ben. Ya yapma yüzünü sevin ya vallahi. Düşmez ben adamı bak ne diyorum ya. Hiç duymadım bu yorumu. Hani vallahi... Farklı bir şey söylemek için söylemiyorum. Bir sarı kartla Hı -hı. ona göstersin aldattığını ya Göstersin. Peki. Ha, ama o Son kadar Sonda hararetten 3 saat nasıl geçti anlamadım valla. ben de anlamadım. Güvenç Hocam çok teşekkür ediyorum. Güvenç Hocam ben... program çok, teşekkür, çok teşekkür ediyorum. keyifli Antep ediyorum. oluyor. Antep'ten sıra bakmasın. De. Ben o, o, kadar bir daha yere takla atmasın adam. Peki bakalım bu, bugün yarın ve perşembe oynanacak maçlardan sonra ne konuşacağız? Programı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.